zaman söylediğimiz gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sağlıklı, sıhhatle, neşeyle, gülümsediğiniz bir programla birlikte olun. Biz de tabii ki sizlerle olalım diyoruz. Yine harika konu ve konuklar var. Birbirinden güzel bilgiler alacağız. Lezzetler, uygulamalar göreceğiz. Sevgili Ayça Kaya bizlerle birlikte olacak. Yüksel'le, Yüksel Ayca'yla şöyle bir televizyon dünyasını gezeceğiz. Ama önce bir izleyelim mi bugün hangi konuları işleyecekmişiz? Ekranların güler yüzlü programı Açelya ile Gülümse Hayata da bugün Açelya Akkoyun'a Cansu Özdemir eşlik edecek. Dondurma kurabiye, tava keki ve renkli erişte salatası tariflerini sakın kaçırmayın. Pratik ve yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı erişi bölümünde ise Zuhal Boğuşlu kumaş boyama teknikleriyle tişört tasarlamayı uygulamalı olarak anlatacak. Bütün dünyada bir salgın gibi yayılan şişmanlık hastalığı en çok ev hanımlarını vuruyor. Peki ama neden? O kadar ev işi yapıyorum, yine de kilo veremiyorum diyen herkesi bugün Açelya ile Gülümse Hayata programını izlemeye davet ediyoruz. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya'dan altın değerinde sağlıklı kilo verme önerileri geliyor. Bu sezonun en iddialı dizileri hangileri? Yeni sezonda hangi ünlü oyuncuların performansından umutlu? Yükselenler, düşenler, yani ekranlardaki son durumu televizyon eleştirmeni Yüksel Aytuğ'la enine boyuna konuşmaya hazır olun. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Çok renkliyiz değil mi? Harika bir program. Biraz önce söylediğimiz gibi sizlerle olunca eminim çok daha güzel olacaktır. Sizler artık programımıza çok güzel katılımlarda bulunuyorsunuz biliyorum. O yüzden ben size demek istiyorum ki sevgili seyircilerim, bugün hazır televizyon dünyasında minik bir tur atmışken hep birlikte hangi programları seviyorsunuz ya da hangi dizileri seviyorsunuz, hangi oyuncuları seyretmek size büyük keyif veriyor? Lütfen bunu bir düşünün ve bize en sevdiğim oyuncu hashtag ile beğendiğiniz oyuncuları bildirin. Biz de paylaşalım. Bizler oyuncular biliyorsunuz alkış aldıkça mutlu oluruz. Çok alkış almaya hak eden arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Ben onları seyretmeye doyamıyorum dizilerde. Lütfen siz de onların isimlerini paylaşın. Biz de yayınımızda iletelim. Nereden? Instagram'da Açelya ile Gülümse Hayata, Facebook'ta Açelya Gülümse Hayata, Twitter'da Açelya alt tire Akkoyun adreslerinden lütfen bize ulaşın. Ve yine mutfağımda aslında bizim Açelya ile Gülümse Hayata dizisinin mutfak sahnelerini çok iyi çeken ve biz o olduğu zaman bütün ekipçe çok mutlu olduğumuz bir başrol oyuncumuz var. Sevgili Cansu Özdemir bizle birlikte. Hemen yanına gidiyorum. Bakalım bugün Cansu bize hangi lezzetleri yapacak? Canım benim, nasılsın? İyiyim. Aslında hayat da bir dizi baktığın evet. zaman değil mi? Ne kadar güzel, sen bu dizinin kadrosundasın. Ben dizinin kadrosundayım. Biraz öyle bakmak gerekiyor evet. hayata. Nasıl gidiyor Cansucuğum? Güzel gidiyor. Çalışıyorum. Şimdi sezonumuz başladı evet, artık. Görüyorum. Pasta siparişleri yoğun, gayet iyi. Görüyorum, görüyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Hep beğeniyorum da. Altına geçen gün dayanamadım, bir yorum yazdım. O kadar hoşuma gidiyorsun ki. Özellikle bir hamburgerli bir şeyin vardı, yapmıştın, pasta yapmıştın. Nasıl evet. güzel bir şeydi o. Yani hamburgere bakış açımı değiştirdi. Bakalım sevgili Ayça Kaya'nın hamburgere bakış açısı nasıl değişecek? Bize pastalar, hamburgerler yerine neler önerecek? Eminim ara sıra onu da verecektir. Doğru zamanda, doğru yerde. Onların evet. hepsini konuşacağız sevgili Ayça'yla. Ama senin yaptıkların harikaydı. Bugün neler yapacaksın? Bugün şimdi tavada kek yapacağız. Hı hı. Kekimizi tavada. Fırında değil, tavada pişireceğiz. Aa, çok güzel. Bunu öğrenciler, ben daha önce yayınlamıştım sayfamda. Öğrenciler o kadar mutlu olmuştu ki her öğrencinin evinde ocak var, fırın çok yok doğru. genelde. Tam öğrenci işi ya da misafiriniz gelecek, fırın bozuldu. Keki tavada yapayım. Bu kekin en güzel özelliği çok yumuşak olması. Allah böyle Allah. Pamuk gibi bir kek tavada çıkıyor ortaya. Tavada kek yapıyorsun evet. ve yumuşak. Evet. Bir sihirbazlıkla yine karşı karşıyayız her yani. Zaman gibi, her zaman gibi havalı. Peki Cansucuğum, malzemelerimiz bu kolay ve sihirli şimdi, kek için. Ben başlayayım lütfen. Hem biraz. Yumurta rica edebilir tabii, miyim? Tabii kaç tane? Tamam, hemen bir dipnot vereyim. Lütfen. Malzemelerde iki yumurta olarak ölçüleri görecekler. Benim tavam burada biraz büyük olduğu için ben ölçümü bir kat artırmış oldum.
O yüzden siz tavanızın boyutuna göre benim kullandığım şu an 3 yumurtayla yaptığıma göre 30 santimlik bir tava kullanıyorum. Hmm. Verdiğimiz ölçü yaklaşık 20-22 santimlik bir tava için. Daha öğrenci evi gibi düşünüyor. bu daha bir aile tavasına göre yaptırıyorsun evet. Değil mi canım? Evet. Ama kıyamam. Onlar Hayır. yazıyor. Bana çok mesaj atıyorlar. Ay, çok... Cansu abla öğrenciyiz biz. Bizi de düşün falan diye. Ya bilmiyorum. Ben öğrencileri bambaşka bakıyorum. Ya, hayatımda öyle bir şey var. Ne? Çocuklar, öğrenciler ve Demiş yaşlılar. Sayısın. Onlar benim çok sevdiğim ve hep kollamak durumunda hissettiğim kalbim yerinde. Öyle olması gerekiyor. Çünkü çocuklar da. Evet. Şimdi yumurtamın içerisine toz şekerimi koyuyorum. Hı hı. Bu aslında klasik bir anne keki. Hı. Sadece pişirme metodumuz farklı. Teknemiz farklı. Şimdi ben mikserimi şöyle alayım. Al canım. Mikserimle, evet. Şöyle mikserimle köpürene kadar güzelce çırpacağım bunu. Dediğin gibi klasik bir kek yapıyorum. Evet. Hafifçe şekerimin erimesi benim için yeterli. Hoş geldin. Canlı yayında tavada kek yapıyoruz. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Canlı yayında tavada kek yapıyoruz. Yani bence şimdi... çok enteresan ve hoş bir şey. Hatta hep onu söylüyorum. Alın yumurtaları, çırpın şekeri. Yapalım hadi gelin bir. Hepimizin evinde tava vardır. Deneyelim. Sonra? Evet. Şimdi artık mikserle işim bitti. Evet. İçerisine sıvı yağ mı ekliyorum? Bir su bardağı sıvı yağ ediyorsun. Şöyle koyayım. Tamam canım. Daha. Sütümü ekliyorum. Süt ilave ediyorsun. Şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Tamam canım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Hı-hı. Şöyle unumu koydum. İçerisine kabartma tozumu. Hı-hı. Toz vanilyamı ekliyorum. Tamam. Şöyle karıştırıyorum. Dilerseniz unu 2,5 su bardağı değil de 2 su bardağı un kullanıp içine 1,5-2 yemek kaşığı kakao atıp kakao da yapabilirsiniz. Şöyle. Çok güzel oldu. Peki tavada bir şey var mı? Isıda bir ayar var mı? Hani ben şimdi düşünüyorum daha düşük ısıda mı oluyor yoksa? Şimdi ocağımızın orta gözünde, orta büyüklükte olan gözde pişireceğiz. Hmm. Isının eşit yayılması için de bir püf noktam var. Hı. Ben orada folyolarımı hazırladım. He. Ocağımın üzerine folyo koyacağım. O ısıyı tavanın Çok her mantıklı. Tarafına yayacak. Ama eğer elektrikli, indüksiyonlu ocağınız varsa onda o zaman folyo hiç folyo koymuyorsunuz. Evet. Onda direkt zaten taban kadar alıyor. Yani şu taban kadar özellikle yeni şimdi indüksiyonlu ocaklarda tabanı kadar ısıtıyor. Orada folyoya gerek yok ama ateşli ocaklarda folyoyla ısıyı eşit şekilde aslında bu yöntemi her şeyde kullanabilirler. Evet. Genelde öyle inox fırınlarda şey yapıyoruz biz pardon inox ocaklarda tencerede kek yapıyorum onda da buharda pişiyor. Buharda. Çare tükenmiyor. Evet yeter ki kek yemek iste her şekilde buluyorsun yöntemini. Fırın evet. yoksa ocak. İndüksiyon varsa indüksiyonlu. Her türlü buluyorsun. Bir gün şey yapalım yulaf kepeğinden tam böyle diyet şekersiz. Ayça Hanım'a Ama bugün Ayça gelirken yani. Esas Ayça varken yapmak ya. Lazım. Şöyle alkış alalım Ayça Kaya'dan. Aferin desin bize çok kıymetli. Evet. Bir dahakinde eğer aynı programa denk gelirsek ben de diyet tariflerimi yapayım. Getiririz sevgili Ayça ile getiririz. Şimdi tavamın içini güzelce yağlamam gerekiyor. Tamam. Şöyle ayçiçek yağı koyacağım. Biraz fazlaca koyuyorum. Bir tane peçete Tabii alabilir canım. Miyim? Onu çok hafif peçeteyle güzelce böyle bir yayayım. Şöyle her tarafına eşit gelecek. Fazlasını da alalım diyorsun peçeteyle. Evet. Güzel. Bunda şey olmasın, yapışmasın tavamıza diye. Tavada kek yiyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Evet. Sen mi Simetciğim heyecanlısın?
Kek yiyeceğin için mi, tavada kek yiyeceğin için? Hangisi? Kek yiyeceğin için, tavada olması. Tavada olması bizi heyecanlandırıyor. Erkek çocukları hep sonuca bakarlar. Şimdi kekimi böyle güzelce koyuyorum. Şöyle hafifçe sıyırayım. Şimdi kekimi tavaya aldım. Artık ne üzerini yapacağız? Kapatacağım. Allah şöyle. Allah. Her yaşta öğrenecek bir şey var. Yani ocağıma 25 yaşında bunları öğreniyorum. Çok şaşırtıcı. Biliyor musunuz? Gülmüyorsunuz. Şimdi. 25'e teşekkür ederim. Şimdi gülmeye niye başladınız? Demin hatırlatacağım. Bakın bunu yapmayacağız. Hatırlatmayacağız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ocağımı açtım. Açtık. Üzerine bu şekilde iki tane folyo film koyuyorum. Evet, yanmaz değil mi bunlar hiçbir zaman? Soralım. Şey, stüdyoyu yakarmışım ben. Yok, yanmıyor. Evde yapıyorum, dükkanda da yapıyorum. Şimdi böyle mi yapıyoruz? Öyle. Hayır, duruyor. Öyle. Şimdi o böylece artık ne oldu? Onların sındığı için çok çok mantıklı. Çok teşekkür ediyorum. Ocağınız küçük tarafı bile çalışıyor olsa bütün o yüzeyel kısım ısıyı eşit şekilde tabandan vereceği için kekimiz eşit şekilde kabaracaktır. Çok kıymetli bir bilgi. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi burada ne? Bunlar süslemek için herhalde, evet, değil mi? Evet, onlar işin en böyle en havalı, zevkli, can evet, alıcı kısmı. Şimdi erişte salatası yapacağız. Bu da çok pratik. Erişte salatam için şöyle ben alayım aşağıdan kesme tahtamı. Eriştelerimizi biz haşladık biraz soğusun diye. Şöyle göstereyim kuru halini. Bunu benim ablam yapıyor kendisi. Ablam mı kesiyor? Ay, evet, güzel. Tamamen tarifi ben oluşturdum. Taze sıkılmış sebze sularından yapıyoruz. Allah Allah. Havuçlar, evet, falan, pancar, havuç. Pancar, havuç, ıspanak tamamen böyle meyve sıkacağından suyunu sıkıyor ve direkt hamuru o şekilde kullanıyor. Bekletmeden. Aa, vitamin güzel deposu. Ablacığımın ellerine sağlık. Ben buldum ama hani ben buldum. Bu tarif bana ait ama ablacığımın eline sağlık. Şaka evet, bir yana sevgilerimizi iletelim ablana da buradan. Şimdi ben buradan dereotlarımı ince ince doğramaya başlayayım. Şöyle incecik incecik doğrayacağım. Hı-hı. Bu aslında hem doyurucu, benim mesela öğün olarak yediğim bir salata. Şöyle dereotlarımı ince ince kıydım. Şimdi yalnız bu dereotu da maydanozla ne kadar yakışıyor değil mi salataya? Ben dereotunu inanılmaz seviyorum. Ne güzel. Çok seviyorum. Ya özellikle mesela çok pratiktir. Bazı restoranlarda vardır. Dereotlu, böyle süzme yoğurtlu, yoğurtlu salatalık. Zaten. Salata. Bu kadar güzel değil mi? Aynen öyle. Yani çok sık yaparım. Şimdi maydanozlarımı da ince ince doğradım. Şöyle bir alayım yan yana. Bir tane de en sevdiğim kırmızı kapya biber. Ben diyet yaparken Ayça hocama göstereyim. Bugün biz Ayça'ya, biz bugün Ayça Kaya'ya öğrenci olarak hani aferin öğretmenim demişsin diye. Ayça hocam bakın biz burada söyle. Ben diyet yaparken meyve falan yiyemediğim için böyle çok çıldırma noktasına tatlı krizim geldiğinde bunu böyle kesip hani sanki bir böyle meyve pasta yiyormuşum gibi. Ama tatlı ya böyle. Ayça öneriyor mu? Zayıflatıyormuş. Ben öyle biliyorum. Biz böyle yayında Ayça Kaya'yı daha yerine geçmeden kızcağızcık stüdyoya geldiğime geleceğimi. Sanırım. Kusura bakma ama güzel oluyor değil mi? Gel istiyorsan Ayça'cığım. Gel istiyorsan. Bizim artık seyircilerimiz biliyor. Ev gibiyiz biz. Sevgili Ayça'cığım erken geldi. Dayanamadım geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolaylar gelsin. Bak, teşekkür ederim. Harika. Sanırım güzel. Biraz vicdan azabı duydum bugün. Biz zorla çağırdık Ayça'yı ama. Şimdi kap bu biber için ne demek istersin? Yani konumuz zaten çok var orada. Konuşacağız ama Ayça'cığım. Açeliye'cığım. Bunu ben çok seviyorum. Biliyorum. Çok seviyorum. Muhteşem bir yiyecek. Mutlaka sofralarınızda olsun. Hanımlar, yaşlanmak istemiyorsanız, vücuttaki yağlarımdan kurtulayım diyorsanız, daha tok kalayım istiyorsanız, işte size tam bir mucize kırmızı biber.
Bir de şimdi bunun çiğneme duygusunu o kadar tatmin eden bir yiyecektir ki yerken böyle kıtır 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 evet. kıtır gelir değil mi? Çok mutlu ediyor. Ve tokla yani bir insanın kendini tok hissetmesinin ve daha az yemesinin en önemli noktası bu çiğneme duygusunu çok iyi tatmin etmesi. Çok doğru. Ne kadar yumuşak gıdalar yerseniz işte bunun gibi bir türlü doyamazsınız. Mesela şundan hani herkes şöyle bir tabak yiyebilir değil Doymaz. Mi? Ama şundan iki tane yeseniz ne Doğru. dersiniz? Aman tanrım ne kadar Neden? Çok yedim. İşte bu çiğneme duygusunun tatmin olması. Doymak sadece midenin ağzına kadar doyması değil. O kadar çok faktör ve bileşen var ki burada. Doğru. Bunlardan bir tanesi de çiğneme duygunuzu iyi tatmin etmek. O nedenle eğer kilo vermek istiyorsanız biz hep şunu diyoruz. Yemeğe asla ana yemekle başlamayın. Her zaman önce sebzeyle başlayın. Hadi bakın bugün Birinci cebimize bunu koyalım. Bugün cebimize Ama koyalım. Bizim... O bizim yemekte cebimizde olsun. Kahvaltıda yanımızda olsun. Çok değerli bir bilgi verdi. Yemeğe neyle başlamamız gerektiği, bol çiğneyeceğimiz şeyle başlıyoruz. O zaman çorbayla başlamak Ayça bir nebze aslında iştahı da mı açıyor? Kesinlikle evet ve belki de hani bunca yıldır bu işte evet. uğraşıyorum Açeleciğim ve şunu söyleyebilirim ki bir insan sadece fazla yediği için kilo almaz. Kilo aldıran farkında olmadığımız yaşam tarzımızda yaptığımız o kadar fazla yanlışlıklar var ki. Mesela ülkelere baktığımızda mesela bir Fransa en zayıf ülkelerden evet. biridir. Bir Çin en zayıf ülkelerden evet. biridir. Japonlar bu şekilde. Ve Çin yağlı kızartma olmasına rağmen düşün. Ama yeme alışkanlıklarına baktığımızda salatayla başlanılır. Ana yemek en sona karbonhidrat koyulur. Bizim yeme alışkanlıklarımızda da önce karbonhidratlarla başlanır. Çorba, pilav, ana yemek, salatalar, diğer yardımcı yemekler süs biberi gibi durur. Hepimiz önden değil mi? Hızlı hızlı yeriz evet. ana yemekleri. Diğer yemeklere pek bir vakit kalmaz bu nedenle. Evet. O zaman biz evet. Cansu Hanımcığım bugünden itibaren soframızı hazırlarken şuna özen gösterelim. Çiğ sebzeleri ya da fırınlanmış közlenmiş sebzeleri daha ön planda tutacak Çok şekilde doğru. menüler hazırlayalım. Bu kırmızı biberi de kullandığınız için sizi tebrik ediyorum. O zaman şöyle de diyebiliyor muyuz yani? Bugün bize aslında Ayça ile şeyi konuşacağız biz. Hani ev kadınları niye aslında bu kadar çalışırken, bu kadar yorulurken neden kilo alıyorlar diye. Şu kabul günlerimiz var ya ya da buluştuğumuz günler ya da altın günlerimiz, sosyalleştiğimiz bence harika zamanlar onlar. İyi ki varlar hayatımızda. Orada neyle beslenmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz öğreneceğiz. Az sonra sevgili Ayça Kaya'dan niye mahrum olalım canım o günlerden ya da niye arkadaşlarımızla oturup iki bir şey yerken sohbet etmekten mahrum olalım. Doğru yapalım, hep yapalım. Öyle hep değil yapalım. Mi? Evet. Evet. Doğru yapalım, hep yapalım. Bugün bu konuyu özellikle seçtim Açelya'cığım. Niye biliyor musun? Son yıllarda ülkemizde bir araştırma yapıldı. Turdep araştırması hı hı. adı altında. Ve ortaya şu çıktı ki şişmanlık kadınlarda erkeklerden daha çok görünüyor. Kırsal alanlarda yaşayanlarda kentsele göre biraz daha fazla. Ve özellikle çalışmayan ev hanımları yani çalışmayan demeyelim de çünkü onlar belki de çalışanlardan daha çok çalışıyorlar ama farkında olmuyorlar. Ev hanımlarında biraz daha fazla görülüyor. İşte gizli kahramanlarımız, ev hanımlarımız öyle püf noktaları Çok vereceğiz doğru. ki hem kabul günlerinizi yapacaksınız, hem günlük işlerinizi yapacaksınız, hem de beraberinde zayıflamayı başaracaksınız. Bence hepimiz bunu çok önemsemeliyiz. Çünkü çalışan, çalışmayan bütün kadınlar evde ev kadını. Her zaman. Hepimiz. Hem de en ağır işçi de evde çocuk büyüten anneler. Allah onların gerçekten elleri öpülesi insanlar. Salatamıza devam edersek, bu arada devam etsin. Sen de tutacaksın. Gel hadi birlikte hadi yapalım o zaman. Yapalım. Neler şimdi tutacağız? Eriştelerimizi haşladık. koy erişte. Sen bence biraz... yarısını koyun. Böyle ben hep şunu yaparım. Yemek yaparken malzemeden çalacaksınız. Malzemeden çalacaksınız. Tamam. Bu el koyarken öbür el buna azıcık vuracak. Karbonhidratı azalt. Ya. Karbonhidratı azalt. Ama her zaman Ay çakıradan tarife müdahale. Yine yiyeceğiz. Ben gideyim mi? Ben hayır, gideyim hayır. Mi? Aşk olsun. Olur mu öyle şey? Cansu. Ya her gün yememek lazım. Tabii de yine evet. de şık. Arada yemek lazım. Yok yok bak buna ben hiç kesinlikle hayır demiyorum. Yakalanmış öğrenci psikolojisi Cansu'nun yaşadı. Ne yapıyorsun sen orada? Bak kırmızı biber koydum. Bak çok güzel rengarenk salataları her zaman öneriyoruz. Evet, yaptığınız çok... yemekte ne kadar çok renk varsa o kadar sağlıklı ve besleyici anlamına gelir. Çok güzel bu da çok güzeldi. Ay bugün ne güzel bak, şeyler. Ben mesela bunu yaptığım zaman evde
O akşam başka hiçbir şey yemiyorum. Yanında çorba ya da başka hiçbir şey yok. Hmm. Bu bana mesela bir öğünmüş gibi evet. doyuruyor. Ama bunun hepsini kadar yemiyorsun. Evet, tabii evet. ki bir tabak. Ama yanında da sevgili Ayça öğretmenim protein de yememiz gerekmiyor Bak, mu? Bak ne kadar iyi bir öğrenci görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu salatayı bu şekilde hazırladık ya. Birazcık karbonhidrat tarafından çaldık. Evet. Sebze tarafını arttırdık. O zaman ne yapacağız? Buna bir protein eklersek. Mesela tavuk peynir. Göğsü. Evet tavuk göğsü olabilir. Organik. Peynir olabilir, olursak. Yumurta olabilir. Yumurta çok güzel oluyor. Ton balığı olabilir. Yanına da bir bardak ayran koyun şöyle dolu dolu. Tamam mı? Bizden size afiyet olsun. Aynen öyle. Aynı zamanda da harika bir lif şeyi de. Yani Aynen. ben bayıldım. Ayça'nın sistemiyle 2-3 haftadır besleniyorum. Her şeyi yiyorum ve acıkmıyorum. İnsan doğru yerse acıkmıyor. Yanlış yerse acıkıyor. Hani bu şey gibi. Yanlış bir şey yaptığınızda aslında normal hayat akışınız durur ve için için bir vicdan azabı duyarsınız. Ve hep onu kapamak için devamlı böyle bir panik hali yaşarsınız ya. Vücut da bence öyle. Yanlış bir şey yaptığı zaman devamlı bir panik hali yaşıyor. Ama biz o paniği ne yapıyoruz? Hemen Yerim yok ediyoruz. Çünkü bir sonraki öğünde ne yapacağımızı biliyoruz. Çok güzel. Yasak yok, rejim bozulmuyor. Öyle uygulamalar yapmalıyız ki. Evet. Bu bizim yaşam tarzımız olmalı. İşte burada da yapacağımız şey erişte miktarını azalttık, sebze tarafını çoğalttık ve harika evet. bir evet. sağlıklı bir tarif Şimdi oldu. Şimdi hemen izleyenler evet. için özet geçeyim. Evet. Eriştelerimizi güzelce haşladık. Koydum. Hafif diri kalacak şekilde. Maydanozumu, dereotumu ve kapya, kırmızı kapya biberimi ince ince doğradım küp küp. Şimdi onları hafifçe karıştırıyorum. Eriştelerimizi içerisine böyle doğranmış... Kornişon turşu ekleyeceğim. Turşu buraya hemen bir alkış. Cansu'ya hep alkış. Çünkü turşu. Dün gece bir yağlı turşu yaptım kapya biberden kışa. Yağlı turşu o ne demek ya? Yağlı. Turşuyu yağla mı kurdunuz? Evet. Aman çok tanrım. Lezzetli oluyor. Aman. O kilolar boşa barınmıyor. Hayır başka yağ yemezsin onu yersin. Ayça'da hayır yok. Çok evet. hafif zaten kahvaltıda falan yapıyorum. Evet. Şimdi sağlıklı Şimdi oluyor ya bu turşu bağışıklık sistemini evet, kuvvetlendirmek için çok önemli. Probiyotik değeri çok yüksek. Mısırlarımı da ekledim. Ben bunu güzelce karıştırayım. En son sunum tabağıma aldığımda da üzerine nar ekşisi ve zeytinyağıyla servis yapacağız. Hmm. İşte bu bir öğün. Bu bir öğün dostlar ama içerisine biraz da peynir ya da tavuk göğsü, yumurta tamam. Olabilir. Vallahi çok güzel. Tombalı. Cansu'cum teşekkür ederiz. Burada da tencerede tavada kekimiz oluyor biliyor musun? Öyle mi? Tavada yapıyoruz yani öğrenciler için. Cansu diyor öğrenciler bayılıyor buna. Çünkü evde fırın yok her öğrenci evet. evinde. Ama tava var her öğrenci evinde. Yumurta kırılan tavayla kek yapıyoruz değil mi Ekinci? Evet. Biz üniversitede okurken benim ortanca erkek kardeşim eczacı. Ben de tıpta okuyordum. İkimiz ortak bir evde kalıyoruz ama benim derslerim çok ağır olduğu için... yemekleri ona yaptırıyordum. Annemin göz nuru oğlu. Bir de Adanalı böyle çıkmış gelmiş. Hiç Ay. Hayatında yumurta kırmamış bir adam. Ben de ona böyle tavada kekler, börekler falan yapmayı güzel. Öğretmiştim. Ne güzel bir gün annem Adana'dan geldi. Açeliyeciğim şimdi biz o kadar sevindik ki annem bize geldi falan böyle. Kardeşim böyle birden durdu. Anne dedi sana ne pişireyim? Şimdi annem şöyle bir bakıyor. Oğlum sen iyi misin falan diyor. Ben şey diyorum anne diyorum öyle bir eğittim ki diyorum. Sor diyorum ne yemek istersin bu sayıyor şimdi. Anneciğim diyor sana diyor kıymalı karnabaharı harika yapıyorum diyor. Sigara böreği istersen elimde lazım. Herkese böyle bir amca lazım. Emeği çoktur sayesinde. Şu an evli. Herhalde eşi de sana dua ediyordur. Evet, eşi de çok kıymetlidir Zeynep'ciğim. Ben şu Ayça Kaya'yı artık bu tarafa alacağım. Merak ediyoruz ev hanımları. Nasıl biz bu işleri yapacağız? Kolay gelsin Cansu'cum. Biz geçiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada telefonu sen de mi koydun oraya? Tamam canım. Çünkü sorularımız olacak Ayça'ya. Ah Ayça seni her Canımsın. Yerde ağırlamak ne güzel. Canımsın. Gerçekten çok mutlu oluyoruz sen gelince yayınımıza. Bilmiyorum çok biz bütün oluyoruz. Öyle hissediyoruz. Aynı toprağın insanıyız ondan galiba, mı acaba galiba. Ya? Hani bir binlerce sanırım... arkadaşımız dostumuz oluyor ama şu hemşerilik duygusu da Başka değil bir duygu herhalde. Ayça önce ben şeyden başlamak istiyorum. Şişmanlık bir hastalık mıdır? İlk sorun bu. Evet bunun artık cevabını veriyorum. Bu bir hastalıktır. Hmm. Bu insanın başına gelen bir hastalıktır. Bu insanın yaptığı bir şey değildir Açelya'cığım. Nasıl bazen ateşimiz yükseliyor, evet. bazen ishal oluyoruz. Bu nedir? Bizim başımıza gelen bir hastalık. Hmm. Ama bu hastalığı ortaya çıkaran bazı faktörler olur. Mesela ateşimiz niye yükselir?
Mikrop aldığımız. Mikrop aldığımızda dışarıya çıkarız, ince giyiniriz. Evet. İşte mikrop almış bir arkadaşımızı öperiz. Bir risk faktörü oluştururuz. Evet. Ve ne olur sonra hasta oluruz. İşte şişmanlıkta da sadece fazla yediğimiz için değil ama bazı risk faktörleri bizi şişmanlatır. Hmm. Nedir bunlar? Özellikle hanımlar bir kere hormon olarak o kadar değişken bir siklüsten geçiyoruz, evet, ki her ay bir progesteron iniyor, bir östrojen artıyor, her ay bir adet görüyorsunuz, bir öncesi sonrası. Sonra bir kadına bir erkekle kıyasladığında erkeğin hayatı dümdüz, bir askere gidiyorlar, başka da bir şey yok. Ama biz kadınlara baktığımızda doğumlarımız, gebeliklerimiz, lohusalıklarımız, menopozlarımız bitmiyor bir türlü. Ve antrenmanımız çok var bizim. Kilo olarak bize geri dönebiliyor ne yazık ki. Ama biz ne yapacağız? Bunun farkında olacağız ve yaşam tarzımızı değiştirerek bunun önüne geçebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu yağ dokusu arttığı zaman vücutta birçok hastalığa zemin hazırlamaya başlıyor. Yani bugün metabolik hastalıklar dediğimiz tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği, kolesterol yüksekliği, damar kireçlenmesi, eklem problemleri, fıtıklar, özgüven eksiklikleri, psikolojik problemler. Biz sadece kilo olarak bakıyoruz olaya ama aslında alt şemsiyenin altında o kadar çok şey var ki. Ya, değil mi ya sevgili Ayça? Baktığında bu arada demin söyledin, sen bir daha söylemek istiyorum izninle. Ev hanımları çalışmayan kadın olarak algılanmasın. Ayça da bu konuda çok hassas. Ben de çok hassasım. Onlar bence en çok çalışan kadınlar, en çok yorulan kadınlar ve bu dünyayı yöneten kadınlar. Çünkü evlat yetiştirmek için dışarı çıkmıyorlar, onların başında duruyorlar, ailelerinin başında duruyorlar. Çok ağır çalışıyorlar. Ama ev hanımı deyince sanki çalışan kadın ev hanımı. Yani ev kadını çalışmıyor, çalışan kadın çalışıyor gibi bir ayrım var. Lütfen böyle düşünün. Ev kadınlığı farklı bir çalışma metodu. Çok önemli ve çok, çok değerli önemli ve görünmeyen kahramanlar diyorum. Saçlarını kesinlikle süpürge ediyorlar. Ve bütün evin yönetimi, çocukların yemekleri ve bir de o kadar dinamik olmanız gerekiyor. Akşam saçınızı süpürge ediyorsunuz ya, ama hiç yorulmamış gibi ya, ne yaptın ki falan diye bir geçiliyor ama bugün bir yemeğin pişirilmesi bile, o malzemelerin alınması, düşünülmesi, doğranması, düşünülmesi, sunulması, o bulaşıklar, çamaşırlar, ütüler falan kahramanlarım benim diyorum. Aynen öyle. Ama tabii ki bu süreci yönetirken de kilo alınabiliyor. Yani çok kilo almaya elverişli bir ortam oluyor. Neden biliyor musun Açeliyacığım? Şimdi ev hanımları aslında yiyeceklerle biraz daha haşır neşir oluyorlar. Çalışan hanımlara baktığında sabahtan gidiyor. Hani kahvaltıyı belki ayaküstü yapıyor ama kahvaltıyla öğle yemeği arasında en az bir 4-5 saat zaman oluyor. Ya da 3-4 saat oluyor. Sonra bir öğlen yemeğine gidiyorlar. Mutfaktan uzaklar baktığında. Akşama kadar yine bir yemek fikri yok. Ama ev hanımları mesela alışverişe gidiyorlar. Orada pazarcı bir mandalina soyuveriyor. İki tane mandalina birden atılıveriyor. Ne olacak mandalina gibi görünüyor. Mesela bir yemek hazırlıyoruz. Ben bir ara çalışmıyordum bebek yaptığım dönemde. Şimdi akşam yemeği için hazırlıyorum. Şimdi pişiyor ya böyle. Evet. Acaba diyorum sıcak sıcak nasıl olacak, bir tadına bakayım. Şimdi azıcık koyuyorum, bir tadına bakıyorum. Hmm, güzelmiş diyorum. Sonra bu ılınıyor ya. Acaba diyorum ılık ılık nasıl oldu, bir tadına bakayım. Sonra soğuyor, bir soğuk soğuk tadına bakayım. Sonra akşam oluyor, acaba ılık mı soğuk mu sıcak mı servis yapayım derken bir de oturup akşam yiyorsunuz. Ben bunu fark ettiğimde doğum sonrası hani kilolarımı vermeye çalışırken de dedim ki Ayça sen farkında olmadan çok ağzına atıyorsun yemek yaparken filan. O dönem size bir sırrımı vereceğim. Ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın Ayça? Bizim ameliyat maskeleri vardır ya. Ama çok güzel. Vallahi o kadar işe yaradı ki. O kadar işe yaradı ki kesinlikle tavsiye ederim size. Bunlar o kadar önemli bilgiler ki. Çok yani bize uzmanlarımız, senin gibi değerli bu işe eğitim vermiş uzmanlarımız ne yiyip yemememiz söylüyor ama bence bunlar anahtarı verip kapıyı da iki kere açmaya benziyor. İşte yaşam tarzını değiştirmek buradan geçiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz değil mi? Ay yemek yaparken tadına bakmamak lazım. Hay Allah baktım. Ben böyle fasulyeleri kırmaya başlarken ameliyat maskemi takıyordum. Kırıyordum, domatesleri doğruyordum filan. Yemek pişiyordu, ağzını kapatıyordum. Ondan çok sonra maskeyi çıkarıyordum. Size de tavsiye hayran ederim. Oldum, evet. Bir ay kadar bunu yaptığınızda inanın hiç tadına bakmıyorsunuz. Bugün eczanelerde maskeler bitiyor. İnşallah. Maskeler bitiyor bugün. İşte bunlar gizli kalorler vücudumuza giriyor. Bir de tabii şu psikoloji çok oluyor ev hanımlarında. Hani akşama kadar yoruluyorum, çamaşırdır, bulaşıktır falan. Ama baktığınızda şu anda yüzyılımızda alet işliyor, el övünüyor. Evet. Yani kendi çocukluğuma eskiye geçtiğimde göre çamaşır yıkamak.
Hani değil mi? Bulaşıkları yıkamak, evet. Evi süpürmek, evet. Silmek. Ama birçok makine olduğu için aslında hı-hı. işler de kolaylaşmış durumda. Aman ha aman çok yorgunum. Ondan sonra işte bugün çok iş yaptım. Bunları düşünmeyin. Mutlaka bedeni yormak lazım ve bunun için de günde en az 45 dakika 1 saatlik hı-hı. egzersiz yapmak lazım. Geçen yıl Avrupa Obezite Kongresi'nin hı-hı. açılış konuşması neydi biliyor musun? Neydi canım? Bak dünyadaki obezite artık bir salgın hastalık. Bunu hepimiz kabul evet. ediyoruz. Açılış konuşmamız şuydu. Egzersiz bir ilaçtır. Egzersiz bir ilaçtır. Vücudunuzu yoracaksınız. Şu cümleyi istemiyorum. Ay çok yorgunum. Beyniniz yorgun, bedeniniz yorgun değil. Her gün, her gün mutlaka minimum 45 dakikalık bir egzersiz hapınızı yutacaksınız. Peki Ayşe'cim bu hapı yutacağız. Çok güzel söyledin. Ama benim evde bebeğim var. 3 yaşında, 2 yaşında. Ben onu bırakıp nereye egzersiz yapıyorum? Ya da dışarı çıkacağım, hava çok soğuk. Spor salonunda yazılamıyorum. Evim var, işim var. Ben evde egzersiz bebeğim varken nasıl yapacağım? Bahane yok, çözüm çok. Gerçekten. İşte çözümlerden bir tanesi. Bunu ben de yaşadım. Bir step tahtası almıştım. Evet. Oğlanı uyuttuğumda step tahtasının üstüne inip inip çıkıyordum. Seni açıyordum, seyrediyordum. Seni seyrederken de hemen step tahtasının üstüne in çık in çık egzersiz yapıyordum. İp atlamak mesela muhteşem bir egzersizdir. Evet doğru. 15 dakikalık ip atlamak yaklaşık yarım saatlik yürüyüşe tekabül eder. Şimdi burada... hepimiz bunu biliyoruz ama yaşam tarzımız haline ne yazık ki getiremiyoruz. Başlayamıyoruz galiba değil mi? Şimdi burada ben ne diyorum biliyor musun? Instagram'da filan da sürekli ben evet. paylaşıyorum. Bakın ben yürüyorum hadi siz de çıkın siz de evet. çıkın siz de yapın. Çok yoğun çalışıyorum. Başımda 1000 tane iş var. Oh. Ama günde en az 45 dakika 1 saatimi yürüyüş için mutlaka ayırıyorum. Evet. Ve güne başlarken bunun zamanını planlıyorum biliyor musun? Bugün mesela buraya geleceğimi biliyorum. Öğleden sonraki işte toplantılar, randevular. Sabahın 6'sına kalktım koştum dostlar. Bravo. Ben de sabahın hani şurada alkış olun 9'da yoga yaptım 1,5 saat. Ya ben seni Instagram'dan takip ediyorum zaten. Sporlarını yani gördükçe içim böyle bir çünkü o benim kendimle buluştuğum an. O yüzden bunu anlattım. Hani ben yapıyorum değil de çok çevreme, aileme çok düşkünüm. Bütün kadınlar gibi, bütün erkekler gibi. Herkes ailesi için yaşıyor. Bütün insanoğlu gibi. Ama o 1 saat 45 dakika benim Açelya ile buluşma anım. Ben Açelya'yı da çok seviyorum. Öyle düşünüyorum. İşte hepimiz önce kendimizi seveceğiz evet. ki etrafımıza faydamız hı-hı. olsun. Şimdi bir de şu çok soruluyor. Bu sporu biz ne zaman yapalım? Hı-hı. Aç mı yapalım, tok mu evet. yapalım, gece mi yapalım, gündüz mü yapalım? Burada bir cümle söyleyeceğim size. Eğer insülin kullanan diyabet hastası değilseniz, evet. insülin kullanmıyorsanız yapın da ne zaman yaparsanız hı-hı. yapın. Yeter ki yapın. Hiç önemli değil. Kendi doktorunuz kendiniz olun ve vücudunuza ne zaman bunun iyi geldiğini düşünüyorsanız o zaman yapın. Ve egzersiz ilhamını asla kaçırmayın. Bazen mesela ben çok geç eve gidiyorum. Saat 9'da evet. evde oluyorum. İşte çocukları uyutuyorum falan bir bakıyorum saat 10 hemen evet. yürüyüşe gidiyorum. Saat 11-11.30'a kadar o 1,5 saatlik yaptığım egzersiz bana çok iyi geliyor. Ve ondan sonra oturup tekrar ders çalışmaya devam yürüyecek edebiliyorum. Yürüyecek ortamım yoksa da diyorsun ip alırım. Evde evet evde ip atlarım. Küçük zıplarım. Bir step tahtası in çık in tamam. çık dans edin. Koltuk, koyun. Koltuk evet. üstüne inip çıkmak. İnip çıkıp küçük bir sehpa üzerine varsa. İnip çıkmak. Yani bir şey de almaya evet. gerek yok. Hatta yerleri süpürürken açın oyun havaları dans edin oynayın. Çok güzel. Hem de ne kadar çok keyifli. Çok güzel. Hareket edeceksiniz. Egzersiz bir ilaçtır. Bugün insülin direncini düşürmenin, hı-hı. kalp hastalıklarından korunmanın en önemli ilacı egzersiz. Artık herkes egzersiz yapmaya başlasın bir. Bütün gün ayaktayım, yemek doğradım, pazara gittim geldim bunları saymıyorum. Bunun haricinde en az 45 dakika açık havada ya da evde ip atlayacaksınız, step tahtası kullanacaksınız, inip çıkıp inip çıkıp şu vücudu bir hareket ettireceğiz. Tamam. Ya da müzik açalım, yarım saat oynayalım dediğin ay ne gibi. Kadar güzel olur. O daha iyi olur. Hem moralimizi yükseltir evet, çok yani. Güzel. Şimdi bir de bize kilo aldıran en önemli yeme atağımızı başlatan durum ne? Sosyalleştiğimiz alanlar. Kabul günlerimiz. Sosyalleştiğimiz evet, alanlar. Sever yani, misin sen kabul günlerini? Ben bütün sosyalleşme alanlarını çok seviyorum. Çünkü onlar benim arkadaşlarım, dostlarım, seçtiğim ailelerim. çok önemsiyorum. Ama dediğin gibi orada hani insan şey oluyor. Ya bir araya gelmişiz bu kadar. Ama şimdi yemeği de düşünmeyeceğim. Hele arkadaşım şöyle güzel bir poğaça yaptıysa... kek yaptıysa diye konuya başlamalı mıyım? Başlamamalısın. Şimdi şöyle kendiniz
yediğiniz zaman mutlu olacağınız yiyecekleri dostlarınıza ikram edeceksiniz. Mesela şimdi sen Açeli'cim tamam. Otursan. Sorularımız var bu arada sana da onlara bakıyorum arkadaşım. Öyle mi? Şimdi bu arada hatta herkes bize şunu göndersin. Kabul günlerinde herkes arkadaşlarına ne yapıyor? Tamam. Bir de Instagram hesaplarımızdan gönderin. Kabul günlerinde misafirlerinize ikram ettiğiniz yiyecekler ne? Düşünerek mi yapıyorsunuz bunu? Sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz yoksa ayıp olmasın diye mi yapıyorsunuz? Hı hı, tamam. Bir de bu vardır ya ayıp olur şimdi aman ne ikram etsek yok. Diye. Evet. Sadece kabul günleri değil aslında davetler de çok önemli. Bir anımı anlatayım yine. Lütfen. Açeli'cim. Bir gün biz oruç tutuyoruz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bizi iftara çağırdı ama Kayseriler. Giderken eşim dedi ki şimdi bu kalp biz çok hamur un yemeyiz. Eşim benim Ege'li. Daha çok sebze severiz evimizde. Şimdi dedi bunlar dedi çok hamur un yapmışlardır dedi. Aslında biz dedi sen de bir şeyler yap götür de dedi. Hani onu yeriz yiyelim. Falan. Neyse ben de biraz tembelliğime geldi yapmadım. Şimdi gittik iftara. Önden mercimek çorbası. Hı. Ondan sonra yanında güzel bir mantı el açması. Ah, tavuklu pilav. Menü bak. Ondan sonra üzerine bir yaprak sarması. Bir börek el açması. Üzerine de ev baklavası. Hı. Düşünebiliyor musun ne kadar çok karbonhidrat iç içi. Yani şöyle tabii ki yedik. Yedik ama mutsuz olarak yedik. Çünkü oruçtuk acıkmıştık. Hı hı. Ama bunun yerine mesela şöyle bir menü olsaydı daha çok mutlu olurduk. Mesela fırında güzel bir et. Yanına güzel bir salata, bir cacık. Kabak yoğurtlu bir aynen cacıktır, bir közlenmiş bir patlıcan salatası ya da bir biber salatası. Yanına bir börek, az da pilav olsa daha mutlu olurduk ve daha zengin bir beslenme olurdu. O nedenle dostlarınıza yemek hazırlarken ya da kabul gününüzü yapacakken hep bir düşünün. Ne kadar çok karbonhidratı yan yana koydum aman tanrım bu tam bir kalori bombası oldu. Bu bir kötü beslenme oldu deyip daha çok sebze ve protein ağırlıklı beslenmelere geçmemiz gerekiyor. Şimdi Ayça'cığım biz bu kabul günlerinde neleri değiştirmemiz gerekiyor onu da soracağım ama seyircilerimizden bugünkü konu başlıklarımız dışında da sorular gelmiş. Onların başımızın üstünde yeri var. İzninle sana sormak istiyorum bunları. Olur değil mi? Tabii tabii. Ayşegül Hanım. 45 yaşındayım, 86 kiloyum. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyorum. Fakat kilo veremiyorum. Diyet yapıyorum, 1 saatte 5 kilometre yürüyorum. Nasıl kilo verebilirim? Bu kilo vermekle ilgili bir soru. Bir tanesi de üst üste iki soru sorayım. Seyhan Hanım, ailece 7 kişi kanser hastasıyız. Ne yememiz lazım bilemiyoruz. İki soruyu soralım sonra öbür iki soruyu bir daha sorayım sana. Şimdi hep şunu diyorum. Bir tane kilo veremiyorum diyen evet. var. 86 şimdi kilo veremiyorum diye bir şey yok. Mutlaka verirsiniz. Mutlaka verilemeyecek bir kilo yoktur. Ya yani mutlaka verilir ama evet. neden kilo alıyorsunuz bunu iyi tanımlamak lazım. Diyet yapıyorsunuz ya da dediğinize dikkat ediyorsunuz. Spor yapıyorsunuz. Acaba metabolizmanızı yavaşlatan bir hastalık olabilir mi? Bizim klinikte en sık gördüğümüz şeker düşmesi. Gizli şeker ya da bozulmuş açlık glikozu dediğimiz vücuttaki yağlar büyüdüğü zaman pankreasa karşı bir terörizm ilan ediyorlar. Ve kendi başlarına böyle bir sistem kuruyorlar. O zaman pankreastaki bu insülin seviyesi çok yükseldiği için evet. bu iç organ yağlanmasını çok tetikliyor. Mesela burada böyle bir durum var mı? Olabilir. Yine tiroid bezi az çalışması, kadınlarda kansızlık kilonun en büyük nedenlerden biri. Allah Allah. Bak hep yanlış bilinir. Kanlı canlı derler ya kilolu evet. kilolu kanlı canlı. Değil. Değil, değil. Mi? Kansızlık bugün kilo almanın en büyük nedenlerinden biridir. Neden? Kan vücudumuzda oksijeni taşır. Evet. Kansız olduğumuzda oksijen hücrelere yeteri kadar taşınamadığı için ne olur? Metabolizma hızımız yavaşlar. Değişik yiyecekleri canımız çekmeye başlar. Ve bir de şehir efsanesi vardır. Doktorun yazdığı demir hapları kilo yapar diye. Evet. Ve ne yapar? O demir haplarını da kullanmaz. Her geçen gün, her ay adetle birlikte kansızlık artar. Hı hı. Kilo artar. Haplar kullanılmaz. Enerji düşer. Şimdi bazen hastalarımı ben muayene ettikten sonra reçete yazıyorum. Şimdi reçeteme bakınca hasta bir yutkunuyor. Ne oldu diyorum. Doktorum diyor bunları yazsın da diyor. Şimdi bunların hepsi bana kilo aldırır diyor. Diyorum ki bak diyorum senin bu dünyada en çok zayıflamanı isteyen benim. Ve benim yazdığım hiçbir şey sana kilo aldırmaz. Demir hapları, B12 hapları, balık yağ hapları, probiyotikler sevgili dostlar insana kilo aldırmaz korkmayın. Tamam. Nedenini bulmak lazım. Bir dahiliye muayenesi önerelim o hastamıza. 7 kişi kanser hastası olan. yani beslenmelerinde neyi öneriyorsun? Şimdi burada gerçekten beslenme, yaşam tarzı kötülüğü ve hastalık, kronik hastalıkların ortaya çıkışı arasında inanılmaz bağlantılar var. Her sene insan ömrü yaklaşık 2-3 ay kadar uzuyor biliyor musun?
Atelyeciğim. Aslında bu birçok hastalığın teşhisinin koyulması, birçok ilaçların geliştirilmesi, tıbbın ilerlemesi. Çoğu zaman işte hastalar şunu söylüyor. Ben kimyasal ilaçlara inanmam. Başım ağrıdığında hap bile içmiyorum. Evet. Uyuyarak geçirebiliyorsanız iyi fikir. Ama altta yatan bir hastalık varsa bunu mutlaka dahi olarak, metabolik olarak tedavi edebileceğimiz bir sürü silahımız var elimizde. Evet, yaşam süremiz uzadı ama yaşam kalitemizi bozabilecek birçok kronik hastalığın ortaya çıkma riski de arttı. Kanser gibi, tansiyon gibi. Mesela eskiden insanlar 40-50 yaşlarında öldüklerinde o iyi yaşadı deniyormuş. Şu evet. anda aman tanrım ne kadar genç diye düşünüyoruz. Hatta 45-50 yaş orta yaşın başlangıcı oldu artık, evet. değil mi? Ben şimdi şunu söylüyorum, 45-50 yaş geçmişin 20'li 30'lu yaşları. Evet, öyle oldu. 60-70 yaşlar, 55-70 yaş arası diyeyim, 40-55 yaş arası oldu. 75 ve üzeri artık hani 60 oldu. 60 işte 55-60'tan sonrası gibi oldu ve önümüzdeki 40 yıl içerisinde de yaşam süresinin biraz daha uzayacağı düşünülüyor. Evet, kanser dahil olmak üzere yaşam süresi uzadığı için birçok hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi burada bir kere paketli, uzun ömürlü, trans yağ içeren yiyeceklerden kaçınmak lazım. Dışarıda yemekleri azaltmak lazım. Yani. Hiçbir yemek evinizdeki yemek kadar kaliteli ve sağlıklı değildir. Ben şimdi Instagram'da bazen akşam yemeklerimi paylaşıyorum Açelya'cığım. Hemen altına yorum geliyor. Hocam ne kadar mütevazısınız, hep evde yiyorsunuz. Evet, yani %99 evde yiyorum. Ya da yanıma alıyorum evde yaptığımı. Evet, %1-2 de dışarıya gidip sosyalleşme oluyor ama hani yerken hep düşünüyorum. Paketli, uzun ömürlü, raf ömrü yüksek, katkı maddesi olan yiyeceklerden uzak duracaksınız. Mevsiminde taze sebze meyve alacaksınız. Yoğurdunuzu, turşunuzu evinizde kendiniz yapacaksınız. Evet. Anne eli, değer yemekler bizi ne yapar? İyileştirir ve sağlık katar. Anne sevgisinin olduğu gibi. Sevgi her zaman önemli. Bu anlamda da kanser için de güzel bir beslenme sistemi öğrettin aslında. Bütün bunlara evet. çok dikkat edersek. Şunu bunu ye şeklinde değil ama mevsiminde taze sebze meyve. Evde pişmiş yemekler, paketlenmemiş, rafın ömrü uzun olmayan yiyecekler, şekeri, beyaz şekeri mutlaka çıkarmak gerekiyor, minimalize etmek gerekiyor. Hani hangi yiyecekleri daha sık kullanalım derseniz de mesela bir zencefil ve zerdeçal artık bütün dünya tıbbı bunları kabul ediyor. Çok çok önemli. Probiyotik değeri yüksek yiyecekler. Yoğurtlar, kefirler, ayranlar, ben Ayça'nın bir haftadır bana önerdiği paylaşmak istiyorum. Kefir, zencefil ve maydanozu içiyorum. Çok memnunum. Harika da bir içecek oluyor. Eğer zencefili daha eser şekilde koyarsanız çok güzel oluyor Ayça'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Harika ederim. Harika bir öneriydi o. Şimdi bizim burada verdiğimiz tarifler sadece lezzet değil, sizi besleyecek tarifler. Ben yiyecekleri ikiye ayırıyorum Açelya'cığım. Zehirleyenler ve besleyenler. Evet. Besleyenlere de dikkat edin, aman organik şişman olmayın. Hani çok sağlıklıymış deyip porsiyonu evet. büyüttüğünüzde. Benim yaptığım hata oydu zaten evet. değil mi? Anneannesi için bir seyircimiz atmış. Kolesterol ve şeker hastası, ilaç kullanıyor. Ve aniden kilo verdi. Kilo almak için nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli? Şimdi bir şeker hastası ani kilo veriyorsa eğer pankreastaki insülin rezervleri bitmiş olabilir. Aman ha dikkat, burada mutlaka bir dahiliye doktoruna ya da endokrinoloji doktoruna başvurup pankreas insülin rezervlerine baktırmak lazım. Bir gün benim İngiltere'den takip ettiğim bir İngiliz hasta vardı Açelya'cığım, bana mail attı, şöyle yazıyordu. İşte doktor hanım, inanamazsınız, artık hiç diyet yapmıyorum. Önüme gelen her şeyi yiyorum ve yaklaşık 20 kilo verdim 2 ay gibi bir sürede. Ben dedim ki aman tanrım dur, sana ne oluyor? Hemen testlerini istedik, artık insülin kullanmaya geçmesi gerekiyordu hastanın. Bu verilen kilo sağlıklı bir kilo değildir. Hmm. Pankreastaki insülin rezervleri bittiği için vücut kendini yemeye başlıyor. Bir an önce insülin tedavisine geçmek gerekebilir. Diyabet hastalarında istemsiz ani kilo vermelerinde mutlaka değerlendirmek lazım. İnsülin direncini. Yüksel Hanım göndermiş. Akşamları tansiyonum çıkıyor. Tansiyon hastası değilim. Sabahları hiçbir şekilde çıkmıyor. Sadece akşam çıkıyor. Neden olabilir? Ne yapabilirim? Şimdi bu durumda da tansiyon holteri taktırıp gün içindeki ritmini görmek lazım. Bizim tansiyon çok korktuğumuz bir hastalık Açelya'cığım. Yani benim dahiliyede ve tıpta saatli bomba dediğim hastalıktır bu. Bir gün bir şey olmaz, iki gün bir şey olmaz. İlacınızı içmezsiniz. Bir şeye bir öfkelenirsiniz, sinirlenirsiniz. Başınıza bir güneş Üzülürsün. Geçer. O basınç bir artar, damarlarda damarı çatlatabilir, beyin kanaması, felç,
tansiyon problemleri ortaya çıkabilir. Hiçbir şey yapmazsa kontrol altına alınmayan hipertansiyon uzun vadede böbrek yetmezliği yapar. Ve şöyle bir bilgi vereyim. Şu anda Türkiye'de diyalize giren hastaların %60-70'i kontrolsüz hipertansiyon vakaları. Hı hı. Tansiyon çok önemli. Kontrol altına alınabilir. %90 nedeni bilinmez tansiyonun. Genetik eğilimler ön plandadır. 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıktıysa ve doktorunuz size bu ilacı mutlaka kullanın diyorsa lütfen kullanın. Bu arada seyircilerimiz hemen Ayça'yı dinlemiş, hemen maillerini atmış. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül Hanım atmış, iyi yayınlar. Misafir ağırlarken ilk tercih ettiğim ilk menüm patates salatası. Kurabiye çeşitleri, sütlü tatlılardan herhangi biri. Tam böyle soru gelelim. Seyhan Hanım da atmış menüsünü, onu da paylaşacağım. Tam da önümde patates salatası var. Ve kurabiye böreğim var. Hemen izninizle ben gösterip sevgili Gönül Hanım'ın menüsünü aslında bir nebze Ayça'ya sunmak istiyorum. Ayça'cığım, yer misin? Yemem. Şimdi hepimiz çok seviyoruz değil mi? Ama şimdi burada bunun ikisini yan yana koyduğunda ne oluyor biliyor musun? İşte kurabiye ya da börek. Börek. Şu gördüğünüz yaklaşık 3 dilim ekmek demek. Hı hı. Şu gördüğünüz yağı da içerisine koyduğumuzda en az 5-6 dilim ekmek demek. Hı. Bunun ikisini birlikte yediğinizde ekmeği ekmeğin içine koyup yiyorsunuz gibi vücudunuza bir karbonhidrat girer. Hı. Karbonhidrat değeri yüksek yiyecekleri lütfen birlikte tercih etmeyin. Tercih ediyorsanız da porsiyonunu minimize etmek lazım. Yarım yemek kaşığı patates salatası, bir parça börek şeklinde. Hmm. Ama bir dilim börek, 4 kaşık patates salatası yediğinizde yaklaşık 5 dilim ekmeği üst üste koyduğunuz yediğiniz geçmiş olsun. Hmm. Bunları out diyoruz. Peki burada da bir inler kaselerimiz var. Evet, var. Orada ne var? Bakalım. Burada onun sürpriz yerine var. Onun yerine mesela mercimek salatası. Hemen gösterelim. Mesela patates salatası yani yerine artık mercimek salatası. Şimdi börek yerine yapalım. Ne yiyeceğiz? Patates salatası yerine ne yiyeceğiz? Hemen sevgili Ayça Kaya sihirli kutuyu göstermeyeceğim. Bir dakika bekle. Bir dakika. Ve heyecan yapıyorum. Bir dakika bak. Mercimek salatası. Çok güzel. İçinde bol soğanı, maydanozu, biraz nar ekşisi koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Nar ekşisi. Evet. Yani şimdi bak, patatesle mercimeğin farkı ne? Tamam. Bunun nişasta oranı yüksek, sizi daha çabuk acıktırır, kan şekerinizi daha hızlı yükseltir, hı hı, protein oranı daha düşüktür. Ama mercimek kıyma kadar protein değeri olan, kolesterolü sıfır olan, lif değeri olan, B12 işte bayılırım B grubu zaten. Vitaminler açısından son derece zengin, demir açısından zengin, muhteşem bir yiyecektir, hı hı, yeşil mercimek. Demek ki patates salatası yerine artık dostlarımıza, misafirlerimize yeşil mercimekten oluşan salatalar ya da pancardan, ay, kök sebzeleri kullanarak yapabiliriz. Peki şimdi öbür menümüzü okumadan bir de burada işte içine şey koyarsak, salam koyarsak İtalyan oluyor. Koymadık. Amerikan oluyor. İşte içine turşu daha çok koyarsak Rus oluyor. Yani sonuçta mayonezli salata. Şimdi bunları çıkaralım. Bunları çıkaralım. Mayonezli salataları çıkarıyoruz. Evet. Hep bir tarifi yaparken bir elimiz koyarken öbür elimiz ona ne dur yapıyor? Dur diyor. Onun yerine bak, burada sürpriz var. Yine sürprizimiz mayonezli var. Mayonezli salatalar çıktı. Onun yerine ne geldi? Ne geldi? Açtık kutuyu, söyledik, iyi. Yoğurtlu salatalar geldi. Salatalar. Mayonezi kaldırıyoruz. Onun yerine yoğurtlu süzme salatalar koyuyoruz. Olur mu? Süzme de olur. 2 kaşık süzme yoğurt, yaklaşık 5-6 evet, kaşık normal yoğurda tekabül eder. Hani onu dengeleyerek karıştırabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz. Mayonezleri çıkardık. Onun yerine ne koyduk? Yoğurtlu sebze salatası olur. Tavuklu tokluk salatası olabilir. Şimdi birazdan size yapacağız, bunun tarifini vereceğiz zaten. Evet, bir de burada şimdi mesela şakşukalar yapıyoruz, kızartmalar yapıyoruz değil mi? Ama bu da yapılmaz mı Ayça'm? Ah Ayça'm. Ama onun yerine ne var burada? Ama Ayça'm, yani bunun yerine ne geçebilir ama yani? Ama bak, bu da çok geçer ama de. Ama Ayça'm geçer mi? Bakacağım. Doğru fikrimi söyleyeceğim. Ben çok severim çünkü kendilerini. Onun evet, yerine sebzelerimizi fırında közleyeceğiz. Evet. Bu yağlı kağıtlar çıktı ya, ben onları çok seviyorum. Hem bulaşık derdinden de kurtarıyor evet, bizi. Sebzelerimizi küçük küçük doğrayıp üzerine bol baharat, çok az bir yağla marine edip fırına atın. Yaklaşık bir 10 dakika kadar tutun. İnanın bunlardan daha lezzetli, daha sağlıklı olacaklardır. Şimdi sebzeleri kızartmıyoruz. Çok güzel olacak biliyor musunuz? Hayır hayır. Çok samimiyim böyle işte Ayça geldiği. Şimdi aslında baktığınızda orada çok ölmüş bir şey.
Bunda böyle o dirilik de var ya. Peki üstüne ben şimdi o demin dediğin yoğurttan da bir kaşık koyabilir miyim sarımsakla? Ne kadar güzel olur. Lezzet arıyorum ya. Evet. Yakaladım işte. Ama sen bunu baharat atarken de çok lezzetli olabilir. Mesela ben kabağı şöyle yapıyorum. Bir gün çok beğenilmişti bu. Böyle küçük küçük doğruyorum yuvarlak yuvarlak. Suyunu iyice alıyorum. Sonra bol karabiberle bunu bir marine ediyorum. Evet. Sonra ayrı bir yerde iki yumurta kırıyorum. Çok az beyaz peynir koyuyorum. Ve kabakları bunların içerisine batırıyorum. Sonra bu şekilde yağlı fırın tepsisine koyuyorum. Çok güzel. O kadar lezzetli sen. Oluyor ki. Harikasın. Ezbere değil, hep düşünerek tarifler harika yapacağız. Harika bir tarif. Pratik. İnanın bir an düşündüm. Yok ya dedim, yine tutmaz ama. Bir düşündüm Ayça'nın dediği şeyin üzerine. İsterseniz bol baharat, sarımsak. Yoğurt. Yoğurt. Aynı lezzet hem de çok insana sağlık. Yedikten sonra da mutlu olacağınız kesinlikle, bir lezzet. Kesinlikle, kesinlikle. Sadece yerken sizi değil. Sizi tatmin edecek. Şimdi bu da benim sadece yerken çok mutlu olduğum. Şimdi çok sen bu pastayı görünce ne görüyorsun? Eski benle yeni ben arasındaki farkı. Evet, eski farkı beni bir söyle. Eski ben nasıl anlatayım? O mutluluk, pasta benim için çok güzel bir şeydi. En özel günlerimiz, doğum günlerimiz, evet. Ödüllerimiz görüyordu. Evet. Şimdi un, yağ, şeker evet. ve gerçek meyvanın üzerine kondurulmuş bir şıra görüyorum. Doğru görüyorsun. O gördüğünüz bir paket margarin aslında. Evet. İçerisine beyaz un koyulmuş. İşte krem şantilerden bir şeyler evet. yapılmış. Ve taze meyvelerle albenisi yükseltilmeye çalışılmış, evet. reklam yapılmış. Evet. Biz şimdi, artık bu kremalı pastalar yerine böyle meyve salataları, kızarmış mesela meyveleri, tabii bunların görünüşü çok şey değil ama siz evde daha güzel yapabileceğinize ben inanıyorum. Armutları, elmaları dilimleyin. Bu evet, pişirme poşetleri var ya, o poşetlerin içerisine koyun, ağzını kapatın, bir 10-15 dakika kadar evet. pişirin. Sonra çıkarın, güzel de bir süsleyin onu, azıcık tarçın, karanfil üzerine. Yani benim diyen baklavadan daha iyi olacağına evet. garanti verebilirim size. Çok güzel. Şimdi bir de tokluk salatamızı yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi yapalım. Şimdi ben misafirlerime ne ikram ediyorum biliyor musunuz? İşte şu gördüğünüz salatayı genellikle yapıyorum. Herkes tadına bayılıyor. Ben hiç takılmam. Eline sağlık. Eminim şimdiden çok güzel. Çünkü hepsi şey olmuş. Sen anlata anlata yap arkadaşım. Evet. Şimdi bol marul koyuyoruz. Evet. Marul ne yapıyor? Çiğneme duygumuzu çok tatmin ediyor. Kalorisi neredeyse sıfıra yakın. Ama besleyicilik değeri ve bizi tatmin etme oranı çok yüksek bir salata bu. Sonra organik tavuk göğsünden haşlıyorum. Hı hı. Üzerine bunu koyuyorum. Bakın proteini sebzeye koyduk. Proteini koyduk. Şu şekilde. Ben bu tavuğa karabiberi çok yakıştırırım. Hı hı. Üzerine şöyle bolca bir karabiber döküyorum. Hı hı. Karabiberi tavukların üzerine döküyorum. Sonradan eklemiyorum. Bakın bir püf noktası böyle çok daha lezzetli ama. Oluyor. Şöyle bolca karabiber. Hı hı. Sonra üzerine dereotu, maydanoz, evinizde ne kadar yeşillik varsa hepsinden koyabilirsiniz. Biz burada dereotu koyduk. Hı hı. Ve sarımsaklarımızı atıyoruz içerisine. Tabii bunu ezerek koymanız daha güzel olur. Sarımsaklı ama yoğurt yapabilirsiniz. Ben şimdi gördüm. Böyle yapayım. Üzerine de bir kase yoğurt döküyorum. Az tuzunuzu da koyarsanız eğer. Bakın. Vallahi şimdi muhteşem. Ayça yaparken hanımlar artık kabul günlerinde nasıl olsa bir de şöyle düşünün. Biz nasıl olsa diğerlerinin tadını biliyoruz. Biz bu tatlarla artık merhabalaşalım. Nasıl Ayça? Bak bence muhteşem. Zaten biliyoruz diğerlerinin tadını ama bununla mesela arkadaşınıza giderken bir kilo bir meyve götürün. Eğer çok böyle şık bir şey bir kilo antep fıstığı götürün. Daha böyle pahalı mum şık bir hediye almak istiyorsan. Mum götürsünler. Ha, yiyecek de sosyalleşecekleri alan bir pazar kahvaltısına gidiyorlar belki. Evet. İki kilo meyve götürsünler. Ananas. Ananas götürsünler. Üzüm. Şimdi tam mevsimi. Besleyecek yiyecekleri yiyeceğiz. Yiyeceklerimiz ilacımız olsun. Hipokrat'ın yüzyıllar önce dediği gibi lezzetten hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ama düşünerek farkında olarak lezzetler hazırlayabiliyoruz. Peki Ayça'cığım şimdi öğrettiğim birçok danışanım var. Aslında sen beslenmeyi öğretiyorsun insanlara. Yani zayıflamak sonrası bir sonucu yani aslında yan etkisi. Evet, kalıcı çünkü, zayıflamak. Kalıcı zayıflamak. Çünkü beslenmeyi öğrenmek o kadar kıymetli bir şey ki. Özellikle anneler için burada anne baba ayrımı yapmak durumundayım kusura bakmayın. Çünkü anneler çocuklara esas yemekleri hazırladığı için genelde hazırlayan babalar için de geçerlidir tabii ki bu. Ama genel olarak anneler daha çok hazırladığı için annelerin bunu bilmesi aslında bir toplumu doğru eğitmek oluyor. Yani kesinlikle. Bakın her şeyi öğretebilir öğretmenlerimiz her şeyi yapabilir çok da değerliler ama eğitim hem okulda hem evdedir. Biz öğretime karışmayabiliriz öğretim okulun işi ama eğitimi çok önemsemeliyiz. Eğitim önce evde başlıyor, çocukken başlıyor ve
günde minimum 3 öğün yaptığımız yeme işlemini doğru eğittiğiniz zaman hayatı daha doğru kucaklayan evlatlarımız olacağını düşünüyorum. Sevgili Ayçe'cim. Çok kıymetlisin bu anlamda. Canım, bize beslenmeyi öğrettiğin için ara sıra kusura bakma. Öğrettiğin şeyleri tekrar ben bilgi gibi sunuyorum ama artık öğrenciler biraz öyle olur biliyor musun? Biraz boynuz kulağa geçsin. Yok estağfurullah o hiçbir zaman olamaz ama hani bu da böyle olur değil mi demek bizi bir anlamda tatmin ediyor. Burada affına ve aslında canımsın. Anlayışına sığınıyorum ama canımsın. Çok seviyorum öğrettiğin her şey benim için çok kıymetli. Sen de benim için çok kıymetlisin. Programa geldiğin için de çok mutlu oldum. Her zaman da bekliyoruz. Burası senin evin. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Açeli Hanım'ı en çok seviyoruz. Aa, en çok. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi bakalım. Biz doğru. Alas Malatya'ya baksana boyamalar yapacağız bakalım, burada Zuhal'e. Gel bak öyle git. Görüyor ne musun? Ne kadar güzel şeyler öğrendi. Zuhal'cim çok güzeller yaptınız. Sevgili Ayçeçe'ye gitmeden Zuhal. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Harika. Bunları işte elleriyle bu çiziyor. Evet. Bu bir ayın sanat. Boyabası. Bu bir sanat ve bilgi öğrenilebilir ama sanat değil mi? Eğitim olmayan insanın içinden gelen çok güzel. Çok kıymetli bir şey. Tebrik ediyorum çok sizi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi bakalım şimdi bunları öğrendim. Öğreniyoruz. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz Ayçeciğim. Benim canım benim. Ayça geldiği zaman biz ekipçe evet. Çok mutlu oluyoruz gerçekten. Çok güzel şeyler dinledik. Çok. Kesinlikle çok değerli bilgiler. Öğretiyor. Çok değerli bilgiler. Evet. Ama sen de yaşamımızı süslüyorsun sevgili evet. Zuhal. Bakıyorum. Zuhal benim şimdi renk. Yıldız değil mi? Evet. Zuhal evet. Yıldızı. Zuhal Yıldızı. Bakıyorum benim stüdyomda. Herkes bilmez. Evet teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. İlk defa söylüyorum. Öyle mi? Zuhal benim evet. Çok sevdiğim de bir arkadaşım. Zuhal Ergen. Şehir tiyatrolarında dramatürktür. Çok severim. Zuhal ismini de severim ama sen de bizim gezegenimizi evet. Çok güzel renklendiriyorsun. Geldim bugün, teşekkür evet. Ederiz canım. Stüdyonuzu. Sağ ol. Neler yapacağız bugün? Bugün kumaş boyalarıyla hı-hı. Şöyle göstereyim ben. Bu tişörtü boyayacağız. Uygulamasını bakar göstereceğim. Mısınız? Tablo onu giymeye kıyamaz ki insan. Tablo gibi. Bir giyiyorum, bir sene giyiyorum sonra tablo yapıp odama asıyorum. Ellerine sağlık. Nasıl yapıyoruz Zuhal'cim? Önce şöyle yapayım. Şimdi ben çizdim tabii ki gelmeden önce. İlk önce desenimizi çiziyoruz. Hı hı. Ve bunu kumaşımızın arasına yerleştiriyoruz. Şimdi sen bu deseni çizdin. Arası. Peki evet, ben evet. Çizemiyorum. Öyle bir kabiliyetim yok. Böyle hazır şablonlar var mı? Var tabii ki. Satılıyor. Şimdi ben bunları tabii bu karakteri kendim ürettiğimden evet. Dolayı kendim çizdim. Ama şablonlar var. Bu benimkilerin şablonları değil ama birçok bulabileceğiniz artık internetten evet, falan yapmak her yerden. İsteyen hanımlar için evet aynen söylüyorum. Bulabileceğiniz deseni tişörtünüzün arasına yerleştiriyorsunuz ve ondan sonra direkt kumaş boyalarıyla birlikte başlıyoruz. Bak burayı boyamıştı zaten daha önceden. Evet ben şimdi burada zamanımız şimdi kısıtlı olduğundan dolayı Zuhal. Hani göstermek adına biraz başladım. Ondan sonra şimdi hemen direkt normal kalem aldım. Tutar gibi kalemle kağıdı boyar gibi direkt boyuyoruz. Kaç senedir çiziyoruz. Yapıyorsun? Ben yaklaşık 24 senedir resim yapıyorum. Ya benim hep fırça resim öğretmeni fırça elimdedir. Peki? Hayır değilim. Ama eğitimini aldım. Sanatın birçok dalıyla ilgili eğitimler aldım. Bravo. Oğullarımdan sonra başladım ben kumaş boyamaya. Ev hanımıyım. Ev hanımıyım. Bravo şu sana. An için evet öyle bravo. Ev ama hanımıyım. Ama tabii ki hem çalışıyorum hem çocuklarım evet. Hem çocuklarımı büyütüyorum. Bravo. Bunları sosyal medya aracılığıyla sunuyorum. Çok kıymetli ve çok güzel bir iş yapıyorsun. Yani inan konuğumsun kesinlikle diye demiyorum. Kesinlikle çok renkli, çok harika keyifli. Harika bir iş yapıyorsun. Hesabında var herhalde değil evet, mi? Evet, evet. Lazuli by Zuhal olarak Instagram hesabım var. Çok beğendim. Facebook'tan da ulaşılabiliyor. Biz yayında zaten hepsini paylaşıyoruz yayından sonra. Evet. Açeli ile Gülümse Hayatı ekibi hepiniz takip ediyorsunuz. Her geçen gün bu arada artıyor. Çok mutluyuz. Ay çok güzel oldu. Bu boyanın adı ne? Şeyin kalemin. Markasını veremiyoruz. Yok ama tabii yok. Kumaş, ki kumaş kalemi. Ha, evet tekstil kalemi diye de geçiyor. Biraz da simleri var içinde sanırım. Evet. Yok bunda yok. O simler benim bu boyalarımdan. Ben böyle ekran yapacağım. Simli simli yapayım istedim. Bunları bu şekilde gayet rahat olarak kumaşın üzerine çiziyoruz. Hı hı. Ondan sonrasında da renklendirmeye ay, başlıyoruz. O kısmı da çok zevkli değil mi? Ay en güzeli evet.
Yıkanabiliyor mu bunlar? Evet, yıkanabiliyor. Kaç derecede? 30 derecede makinede. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor. Renginde falan. Tabii tabii, ben zaten şey yapıyorum. Bittikten sonra fikse işlemi yapıyorum. Ütüleyerek tersinden 5 dakika ütülediğiniz zaman fikse oluyor. Çok güzel. Şimdi... Ve böylelikle çıkmıyor. Zuhal Boğuşlu. Evet. Gerçek bir sanatçı. Ressamım. Esas işim yağlı boya yapmak. Ama tabii... 3 çocuk annesiyim. Ay, onlarla birlikte 5 yaşında ikizlerim var. 12 yaşında da bir kızım. İkizler de mi kız? İkizlerim oğlan, erkek çocuğu. İkisi erkek. Onlardan sonra tabii yağlı boya evin içerisinde çok ağır koktuğundan dolayı ben kumaşın üzerine yapmaya başladım. Evet. Herhangi bir şekilde... Var mısınız? 3 çocukla da hem tasarımlar da yaparım, çalışırım. Çocuk da yaparım kariyerde. Aynen öyle olmuş. Çok da güzel yapıyorsun. Kesinlikle canım. Durmamaları gerekiyor bayanların. Özellikle çocukla, onlara örnek olmak adına bravo, daha çok çalışmaları gerektiğine bravo, inanıyorum. Ve onlar da bundan çok büyük etki alıyorlar. Onların da yaşam tarzları haline gelebiliyor. Çünkü anneler babalar birer örnek. Kesinlikle. Onların önünde. Bu şekilde. Saçlarını da yaptın. Şimdi kolyelerini yapıyorsun sanırım. Evet. Kızılderili. Evet. Ben oynamayı çok seviyorum. Lazuli bu karakteri diğer desenlerde de görebilirsiniz. Şekilden şekile sokuyorum. Lazuli senin kızının yüzü gözü galiba, değil mi? Lazuli aslında Türkan Şoray'dan esinlendiğim gözler. Bayılıyorum kendisine. Ben de bugün bizim şimdi yaparken Serap'a benzettim. Bizim editörümüzün gözleri böyle mavi ve güzeldir. Aynen onun gözleri gibi. İri gözler demek ki oradan Serap'a benzettim. Masmavi. Çok güzeldi. O da. Koca koca masmavi gözler. Ay, zaten Türkan Şoray'ın gözleri dedin mi? Çok orada güzel, herhalde değil mi? Hayata şöyle kesinlikle, bir durup bakmak gerekiyor kesinlikle diye. Kesinlikle. Çok ilham verici, derin ve muhteşem gözler. Evet. Sevgiler, selamlar olsun. İyi evet, ki olmuş o. Ülkemizde doğmuş. Benim de çok sevdiğim bir sanatçıdır. Hem duruşuyla hem hanımefendiliğiyle. Benim Türkan desenim de var orada. Direkt eski Türk filmi saçları. Evet, özel bir insan. Çok şanslıyız. Evet. Çok değerli. Fatma abla, Fatma Girik öyle. Hülya Hanım, Hülya Koçik, Filiz Akın, Selda Alkor. Bunlar bizim çok değerli kıymetlerimiz. Selma Güner'i. Çok değerli isimlerdir. Bunları bu şekilde boyadıktan, daha doğrusu çizdikten sonra direkt boyamaya geçiyoruz. Ben şimdi onu da hemen... şey yaptım. Çizgi boyuyoruz. Evet. Birazdan da sevgili Yüksel Aytuğ bizlerle birlikte olacak. Şu an Türk televizyonlarını konuşacağız. Neler oluyor? Dizilerde kimler oynuyor? Nasıl gidiyor? Eski sezon, yeni sezon. Yüksel çok değerli bir insandır her şeyden önce. Bakış açısında çok böyle objektif, faydacı, çok iyi eleştirmendir. Eleştirinin doğru adresidir aslında. O yüzden çok şanslıyız. Bugün hepsini konuşacağız. Türkan Hanım'dan nerelere geldik? Evet. Gözlerinin derinliği konuşmamızın derinliğiyle birleşti. Kumaşımızın altına kağıt koyarak geçmesin arkasına diye direkt kumaş boyası kullanıyorum. Evet. Kumaş boyasını sulandırmadan, herhangi bir şey eklemeden direkt kursun, boyamaya başlıyorum. Bak, gözü yapmışsın. Evet şimdi. Onu yaptım. Hani birazcık daha hadi görünsün bakalım, yetiştiremezsek falan diye. Direkt böyle İçinden başlıyorsun gözün. Evet, içinden başlıyorum. Bana çok soruyorlar kalemle mi çiziyorsun bu gözleri diye. Ama direkt fırçalarla. Çok güzel. Çok keyifli değil mi? Çok, sen de çok güzel yapıyorsun ama. Çok teşekkür ederim. Bence herkes yeteneği doğru. Gerçekten saatlerce seyredebilirim. Çok keyiflidir. Çok seyredenin oluyor mu böyle çevreni? Rahatsız oluyor musun? Yok, ben hiç rahatsız olmuyorum. Çok uzun zamandan beri yaptığım için artık... Arkadaşların falan geliyor bakıyor tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Benim bir odam var evimde. Bir atölyem var. Orası küçücük ama benim en büyük dünyam. Vallahi ekran başındaki sevgili seyircilerim. Kadını, erkeği, çocuğu, genci hep söylüyorum. Mutlu insan. Evet. İnanın bunu. Çok kalben söylüyorum. Mutluluğun formüllerinden bir tanesi de tabii ki iyi beslenmek, iyi yaşamak, iyi düşünmek ama insanın bu hayatta bir hobisi olacak. Kesinlikle, bir şeyden keyif olacak. Kesinlikle. Onu yaptığı zaman böyle dalıp gidebilecek.
İnanın dünyada araştırmışlar. Mutlu yaşlanan insanlar yaş aldıklarında yaşlılığı hissetmiyorlarsa eğer bir hobileri olduğu için. Evet. Dişi çalmak, bateri çalmak, bir ut çalmak, bir kanun çalmak, resim yapmak, resim yapmak, tahta oymak. Direkt terapi. Hobisi olan her insan mutlu insan. Çok kıymetli. Bence sevdiğiniz şeyi bulun ve mutlaka işinizin yanında 10 dakikada olsa, 10 dakikayla başlarsınız, 2 saat, 3 saate kadar çıkar. Zevk aldığınız bir hobi bulun. Derim naçizane. Hiçbir şey için bahane yok. Zaman bulamıyorum diye bir bahane yok. Benim 3 çocuğum var ve ben bunları çocuklarımı onu uyuttuktan sonra çocuk. Akşamları yapıyorum. Evet ve erkek çocuğu evet. evet. Çok fenalar. Ay canım. Gayet, yaramazlar. Bu şekilde çok gözlerini böyle boyuyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Ben iki şekilde çalışıyorum. Bir tanesi bu kendi koleksiyonumu oluşturduğum lazuli'yi ürettiğim desenlerim. Bir tanesi de kişiye özel olanlar bir şekilde de sosyal medya aracılığıyla bana ulaşan kişilerin fotoğraflarını gönderen kişilerin karikatürize olmuş portrelerini yapıyorum. Çok güzel. Lazuli ile birleştirip size de getirdim. Ay benim de mi var? Evet. Sizin de var. Kızınız ve sizin için. Ay Aliye ile ben. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Bu da sizin. Bu ben miyim? Ben bu kadar güzel miyim canım? Bu lazuli çok güzel. Ile birleştiriyoruz. Lazuli ile büyükleri, birleştiriyoruz. Evet kadınları. Bunu anladım. Bu benim kişiye özel çalışma tarzım. Bunlar da benim kendi koleksiyonum. Doğru böyle pembe şapkalarımız var. Benim evet ben sizin Instagram'ınızdan aldım. Hesabınızdan aldım bu fotoğrafı. Çok sağ olun. Elinize kolunuza her şeyden önce güzel günlerde kullanın inşallah. O zaman ben şimdi bunun üzerine Cansu'nun yanına gidip bir dondurmalı kurabiye yapmam. Sana da yitirtmem de. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben devam ediyorum tamam, buradan. Tamam kolay gelsin sağ. Tatlım benim. Cansu'cum. Ay Ayça gitti hadi yapalım şu kurabiyeleri diye başlarmışız. Nasıl olsa Ayça. Şimdi Yüksel Aytuğ gelecek güzel güzel konuşacağız sohbet ederken şöyle bir dondurmalı kurabiye fena gitmez mi? Dondurma kurabiye. Dondurma kurabiyeymiş tamam olsun dondurmalı da olur yanına dondurma sadece koyarım. Sadece şekli dondurma gibi. Olsun yanına dondurma koyup yiyemem mi? Yerim. Yersin. Ama böyle... Tabii sen direkt şeklinden dolayı. Bir dondurma kaşığı kullanacağım ben şekil verirken. Tamam canım. Başlayayım mı? Lütfen. Şimdi malzemelerimi sayarak ilave edeyim. 200 gram yumuşak yani oda ısısında beklettiğim tereyağım var. Evet. Pudra şekerim var bir su bardağı kadar. Kurabiyede pudra şekeri çok güzel oluyor değil mi? Kıyır evet. Kıyır böyle. Sonra bir adet yumurtam var. Onu da şöyle kırayım. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bunların hepsini önce bir güzelce elimle harmanlıyorum. Şöyle. Hı hı. Hafifçe karıştırmam yeterli. İçerisine nişasta mı ekliyorum? Bir su bardağı kadar. Böyle eklerken biraz etrafa. Olsun olsun olacak öyle. Ben senin bulaşıklarını aldım hemen. Yana. Teşekkür ederim. Şimdi vanilya mı ekleyeceğim içerisine? Vanilya ekliyorsun. Yani bir paket 5 gram kadar. Senden un eklemeni rica edebilir miyim? Ne demek? Seve seve. Şimdi unda ölçü vermedim. Aha. Çünkü her unun... Hep söylüyorsun çok doğru. Evet. Farklı olduğu için elimize bunu yapışmayan kabartma tozu onu da alacağım. Heh. Şöyle. Ele yapışmayan yumuşak dokuda bir kurabiye hamurumuz olacak. Olacak. Ekleyelim biraz daha. Olacak. Şöyle kabartma tozumu da ekleyeyim. Tamam. Tamam ben şimdi bak yoğurayım. Bakalım istersen daha ben buradayım. Evet. Şöyle yumuşak gayet harika her bir evde kurabiye oldu. Bulunan harika. Malzemelerle yapılabilecek bir kurabiye. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İçerisine ben şimdi kuru meyve parçacıkları ve parça çikolata ekleyeceğim. Aha. Siz kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Üzüm, kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha ister misin? Evet. Biraz daha alayım. Hı hı. Ya ortalama
5 su bardağı kadar un gidiyor. Ama dediğin gibi unun cinsine göre de değişiyor. Evet. Biraz daha alayım. Seni biraz yoruyorum aşk bugün. Aşk olsun. Ay keşke böyle yorulsak hepimiz her gün. Evet. Şöyle. Nasıl? Süresi ne kadar bu kurabiyelerin bayatlama süresi? Bir hafta dayanır mı? Dayanır. Heh, bu çok hatta önemli. Hatta kapalı bir kutuda 2 hafta kadar dayanır. Çünkü okuldan gelince hemen başlıyorlar yiyelim. Daha fazla yiyelim sütün yanında hemen. Artık oldu yavaş. Oldu mu diyorsun? Biraz elimden ayrılmaya başladı. Hı hı. Şimdi bir toparlayayım hamurumu. İyice yoğuruyoruz. Evet. Normalde aslında kurabiye, hı hı, hamurunu şu an yaptığım şey böyle yumruklayarak yoğurmanız, hı hı, sertleştirir. Avcunuzun içiyle yapmanız lazım. Ben şu an çok size yanlış ya tekniği gösterdim. Cansu'yla mutfak manevraları. Tam manevracı. Böyle düz yolda giderken şöyle bir sağa kırıyor. Ne oldu? Neyin tekniğini yanlış yaptın? Hayır. Bir an böyle şey ekmek hamuru yoğurur gibi ben böyle ya yoğurdum. Ya yoğur da sen bir şekilde ekmeği kurabiyesi güzel yoğuruyorsun. Hem güzel lezzetler veriyorsun hem güzel yoğuruyorsun. Şimdi benim kurabiye... Bunu alıyorum artık istiyor, evet, musun? Gerek var mı? Yok gerek yok. Yok gerek yok, tamam. Hatta şunu da vereyim. Teşekkür, hı-hı, ederim. Şimdi hamurum hazır benim. Hı-hı. Böyle gayet yumuşak. Hı-hı. Çok güzel bir hamurum var. Bu hamurumu ben ikiye böleceğim. Tamam. Hamurumun yarısına bu şekilde kuru meyve parçacıkları ekleyeceğim. Hı-hı. Bunları pasta malzemecilerinde bulabilirler. Satın, evet. Fiyatları da uygun. Ben çok seviyorum böyle renkli, hı-hı, renkli. Şimdi biraz bununla böyle karıştıracağım. Güzelce. O böyle birden portakal kurusu içinden çıkıyor ya. Evet. Portakallı meyveli tuttu fritti vardı ya dondurma. Evet. Böyle bütün meyvelerin olduğu tam onun gibi oluyor lezzeti. Şimdi şöyle bir toparlayayım. Yani ben iki farklı kurabiye yapmış oluyorum aslında. İsterseniz ununu biraz az atıp kakaolu da yapabilirsiniz, hı-hı, bu kurabiyeyi. Şimdi ilk hamurum hazır. Birinci kurabiyeyi yaptık. Şimdi ikinci kurabiyedeyiz. Evet. Diğerine de bu şekilde parça çikolata ekleyeceğim. Hı hı. Ben pasta malzemecilerinden aldığım için bunu kolay bulabiliyorum. Damla çikolata her markette var. Evet, damla, evet, çikolata ekleyebilirler. Şimdi bunu da aynı şekilde karıştıracağım. Farklı farklı. Evet. Bu da çok güzel oluyor. Çıtır çıtır yerken ağza geliyor. Bak o şey ne kadar güzel, hamurunun kıyırlığı mı demek, doğru cümlemi, evet, kullandım bilirsin. Dokusu. Değil mi? Dokusu ne kadar güzel. Şey gibi böyle kum, incecik kumlar olur ya, eminim o ağızda da öyle dağılacaktır, evet, o yüzden. Evet evet. Ya yemesi çok keyifli bir kurabiye. Ben, hı-hı, şöyle etraftaki çikolataları topla. Çikolata candır, öyle boşa gitmez. Evet. Her zaman. Bu tamam mı? Tamam. Şöyle, hı-hı, bir alayım. Şimdi... Kurabiyeme standart, hmm, bir şekil vermeyeceğim. İstersem ben bu kurabiyeyi elimle yuvarlayarak da, evet, yapabilirim. Ama biliyorsun biz havalı şeyler yapmayı seviyoruz. Hmm. Şimdi kurabiyemi şu şekilde göstereyim. Dondurma bir yapıyoruz. Dondurma kaşığıyla, evet, evet, alacağım. Evet. Şöyle fazlasını alıyorum. Yaptık. Böyle. Ay tam dondurma, evet, şeklinde oldu. Şunu kaldırayım. Gel. Tepsini vereyim mi sana? Evet, ister misin canım? Alabilir miyim? Hemen şurada veriyorum. Yağlı kağıtla koyduğumuz, evet, tepsimizi. Al canım. Dondurmalarımızı yapıyoruz. Kaç derece fırında olacak? Fırınımı 180 derecede ısıttım. Hı-hı. Hafifçe pembeleşene kadar pişireceğim. Çok pembeleşmesin, kızarmasını istediğim bir kurabiye hamuru değil. Hı-hı. O yüzden sadece benim için hafifçe pembeleşmesi yeterli. Aralarında boşluk olacak şekilde yapacağım. Biraz da meyveliden yapayım. Bir tane deneyebilir miyim Cansu? Tabii ki. Ben de yapmak istedim çocuk gibi. Ben anlıyorum, buyurun, evdeki çocukların neden böyle her şeyi yapmak istediğini. Ben de istiyorum. Şimdi bir dakika. Şöyle yerden basınca alıyorum. Evet. Etrafındaki fazlalığı alıyoruz. Evet. Sonra? Sonra bırakıyoruz. Bu, evet, kadar. Evet. Çok zevkli değil mi? Çok zevkli. Ve çok pratik.
Şeyi de görüntüsü de çok güzel. Evet. Ben bu kalıbı yani bu dondurma kaşığıyla kandillerde falan helva yapıyorum. Dağıtmak için, ikram etmek için hem çok güzel oluyor hem çok de çok pratik. Şeyi evet. de çok güzeldi. Bunun daha büyükleri de var ama çok büyük olur. Evet. Çok büyük olur. Bende bir küçüğü de var. Ben bir küçüğünü de kullanıyorum. Çok güzel. Bir de diyor ki 2 hafta falan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Evet. Şimdi okul zamanı. Okul zamanı düşünüyorum. Çok da güzel olacak yani. Hani evet evet. Baktığın zaman. Sen dizileri seyrediyor musun? Ben mi? Seyrede mi? Vaktin yok, çok çalışıyorsun ama herhalde sonrasında bulursan televizyona bakıyorsun mutlaka, seyrediyorsun. Bakalım. Bizim programı seyrediyorsun hafta içi her gün saat 12.45'te. Ama çok önemli yani Türk dizileri bence çok ilerledi de biz artık oyunculukta da teknik olarak da set arkalarında da dünyayı yakalıyoruz. Güzel artık oyuncular korunuyor. Seyircilerimiz çok daha korunaklı artık oyuncular. Özel karavanları var. Daha dikkat, daha özenli. Eski yıllarda daha o Yeşilçam zamanı büyük ustalara selamlar olsun. Gerçekten hiçbir zorluğu göstermeden beyaz perdede gülümseyebilmişler bize. Ama şimdiki şartlara göre çok daha zor günler yaşamışlar. Ben sevgili Fatma Girik'ten Cansu Kurabiye'leri yaparken bir anımı anlatayım. Fatma abla onu söylerdi. Yani biz kardan çıkıp göle atlardık. Sanki gölde de büyük bir aşk yaşarmış gibi yüzerdik diye. Yani muhteşem insanlar onlar. Çok zor şartlarda Türk sinemasını oluşturdular. Emekleri geçti. Şimdi dizileri konuşacağız sevgili Yüksel Aytu ile. Televizyonu konuşacağız. Ben biraz önce de söyledim. İnanın konuğum olduğu için değil. Her zaman onun ortadan benimle ilgili beğenip beğenmemek önemli değil. Doğru yerden eleştiren bir insan olduğu için dediği her şey çok kıymetli olmuştur. Hep düzeltmeye, daha iyiyse iyiye gitmeye özenmişimdir. Çok güvendiğim, bakış açısına çok inandığım bir konuğum olacak. Bugün çok şanslıyım. Sana kolay gelsin diyorum. Tamam. Yavaş yavaş. Ben sevgili Yüksel Aytun'un yanına gidiyorum. Güle güle. Güle güle. Hemen. Hoş geldin. Ne güzel seni burada ağırlamak benim için bizim için çok büyük mutluluk. Gerçekten Yüksel'cim. İş güç konuşacağız. Nasılsın evet. diyeceğiz. Ama teşekkür ederim. Özlem nasıl? İyi. O da iyi. Sevgiler bebek olsun. Bebek de iyi. Kaç yaşında al? 2? 15 aylık 15 ay. Daha 2'ye geliyor değil geliyor, mi? Ay, geliyor. Çok güzel tam bir yolculuk. Tam böyle sevimli zamanları. Şimdi artık ayağa kalkıp yürümeye çalışıyor. Yavaş yavaş böyle taytaylar başladı. Biraz tembel o konuda. Çok acelesi çok iyi. Yok. Benim kızım da çok geç yürüdü. Yani biz de endişelenmiyoruz. Canı isteyince yürüyecek tabii, tabii biliyoruz. Ya. Her şeyi canı isteyince yapınca daha özgür ruhlar evet, oluyorlar. Evet, evet öyleymiş. Sonradan yapma ama çok güzel bir hayat yolculuğunun. Yani çok farklı bir şey. İnsanın önceden asla ve asla hazırlanamayacağı, kendini hazır tutamayacağı bir şey. Ben hazırlandığımı zannediyordum. Çok yanılmışım. O kadar efendim tecrübesi olanlarla konuştum. O kadar kitaplar devirdim. Ama olunca gerçekle yüz yüze gelince ne kadar yetersiz olduğunuzu, ne kadar afaki bilgilerle dolu olduğunuzu evet. görüyorsunuz. Çok farklı bir dünya. Ama zor olmayan başka bir tatla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Yani, zorlukları da var ama güzelliklerinin çok yanında bambaşka. Çok önemsiz kalıyor. İnan Yüksel bana hep derlerdi, ben şey derdim, yok canım bugünler hiç bitmeyecek yani bunlar hiç unutulmayacak. Şimdi benim kızım 8 yaşında böyle yapıyorum. 3 yaşında nasıldı? Ya. Hepsini unutmuş. Unutuluyor değil hepsini mi? Hepsini unutmuşum. Yani şu an sana imkansız geliyor. Bana da böyle derlerdi. Yok unutuluyor. Unutmamız da gerekiyor zaten. Evet. Başka şeyleri göğüslenebilmek için. Kesin. Allah cümlesini nazarlardan korusun. Sağlıklı, sıhhatli yaşamlar olsun onlar için. Ve en önemli dileğimiz Allah karşılarına hep iyi insanları çıkarsın. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ben dediğim gibi konuğum olduğun için değil. Senin her zaman o ortadan bakışını yani faydacı bakışını yani bir insanın hep iyi bekler ya eleştirmenci hep evet. kötülüyormuş gibi gelir. Hayır. Senin kötülerinde bile bir iyi çıkarmak için oradaki tespittir o. Ya bunu tespit etmen çok önemli. Çünkü çok değer verdiğim bir şey bu benim. Her şey külliyen kötü olamaz. Külliyen iyi olamayacağı gibi. Bir diziyi, bir programı eleştirirken, kritik ederken kötülerini sayıp mutlaka iyi yanlarını da yanına ilave etme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Emektir. Mesela sen az önce orada yemek masasında uğraşırken ekibin burada bu masayı hazırlayabilmek ve yetiştirebilmek için
inanılmaz bir efor sarf etti. Yani bu programların arkasında muazzam bir özveri var, emek var, özen var. Öyle olunca da yazarken her kelimeyi kuyumcu terazisiyle tartma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü işin nasıl olup bittiğinden haberdar. Çok teşekkür ediyoruz sektörümüz adına diyorum ama gelelim sorularımız başlıyor. Evet. Sevgili Yüksel'cim. İnşallah çalıştığım yerlerden gelir hepsi. Yani bence senin çalışmana gerek yok. Sen bu bakış açısıyla konuş yeter bizim için. Teşekkür ederim. Çok sevimsin. Evlilik programları bitti. Evet. Ve yerine aslında reality şovlar geldi. Öncelikle bu duruma nasıl bakıyorsun? Bakış açın ne? Şöyle, reality programları ilk bakışta çok sert ve sevimsiz gelmesine rağmen, içimizi çok acıtmasına rağmen, hatta bir televizyon eleştirmeni olarak ben cidden acı çekiyorum. Çünkü izlememe gibi bir keyfiyetim yok. Evet. Hepsini izlemek mecburiyetindeyim. Bu da biraz içimi kanatıyor, bana ağır geliyor. Hele çocuk sahibi olduktan sonra, insanın bakış açısı belki değiştikten sonra daha hassas oluyorsunuz. Ama şunu önemsiyorum. Bir tek çocuk bile bulunup ailesine kavuşturulsa bile geriye kalan hiçbir şeyin önemi kalmıyor benim için. Yani onun nasıl servis edildiği, nasıl efendim reyting kaygılarının güdüldüğü vesaire benim için önemini yitiriyor. Yeter ki sağduyu elden bırakılmasın. Yeter ki toplumsal fayda her zaman gözetilsin. Ama bunu gözetmeyenler sadece ekrana reyting oltası sallandırmak için programcılığa özenenler de var. Ama ben seyircimize çok güveniyorum. İyi kaliteyi doğruyu artık buluyorlar ve buldukları yerde kalıyorlar. Onların ellerinin tersiyle ittikleri ise ekranda barınamıyor maalesef. Bu nedenle seyirci tartısı çok önemli. İzdivaç programlarının çok toplumsal fayda gözettiğini düşünmüyordum. Hatta tam tersi, çocukları evlilik müessesesinin kutsallığına inandırmıyorlardı bir kere. 3 dakikalık çay içimi süresinde insanın hayat arkadaşını seçmesi olası mı? Buna tanıyamıyorum diyorsun. Şimdi bunu izleyen çocuğa evliliğin kutsal bir müessese olduğunu nasıl anlatabilirsiniz? Bu nedenle ben değişimden hoşnutum. Bir fayda toplumsal fayda açısından hoşnutum ama aması da var işin. Ekran bu kadar şiddete açılmamalı. Yani gündüz kuşağında mesela ben sezon başında yazmıştım programını ilk başlarken. Burası bir rehabilitasyon merkezi gibi. Yani adını o kadar hak ediyor ki bu program. Çok sağ olun. Hakikaten hayata gülümsüyor. Hayatın içindekileri gülümsetiyor. Birazcık böyle bize nefes alma fırsatı, mola alma fırsatı veriyor. Bunun da izleyicisi olduğunu düşünüyorum. Eleştirdiğim konu ise diğer programlarla ilgili işe izdivaç programı, buluşturma, tanıştırma programı olarak başlayıp da radyo televizyon üst kurulunun dayatmasıyla aniden U dönüşü yapıp aynı ekiple bir reality show programına öykünmeyi de doğru bulmuyorum açıkçası. Yani sonuç olarak aslında orada kişileri proje yapılmış oluyor. Kişileri ekran sevmiş oluyor. Tabii ki dediğin gibi seyirci bunun en doğru kararını verecektir. Burada çok doğru bir laf söyledin. Topluma ne fayda sağlıyor ya da nerede zarar veriyor? Onun iyi tespit edilmesi lazım. Hem kesinlikle, üst yönetimden hem de herki vicdanından, bireysel vicdandan da. Biz programımıza başlarken ekipçe hep onu düşündük. Biz iyi kötüyü, gülümsemek öyle bir şeydir ki kahkaha da değildir, ağlamak da değildir. Gülümsemek çok ortadan bakmaktır. Ekipçe de bu ruhu hissediyoruz. Gülümsemeye çalışıyoruz. Kanalın genel prototipine de çok uygun programınız. Hatta kanalın yüzlerinden biri haline gelmenin belki de gerekçesi, sebebi bu olsa gerek. Evet. 360 kanalını dikkatle takip ediyorum. Özellikle son 1-1,5 yıldan beri. Çok önemli bir aşama kaydettiğini görüyorum. Ekran başındaki ebeveynlerin gönül rahatlığıyla 24 saat boyunca hiç sıçramadan, hiç kapatmadan, hiç kaygıya, endişeye kapılmadan çocuklarıyla birlikte 24 saat izleyebilecekleri bir kanal olması beni açıkçası yıllardır bu mevzuyu yazan, buna önem veren biri olarak çok mutlu ediyor. Tolga buradan alkışlıyor bizim kameramanımız. Sağ olsun. Biz ekipçe her şey sevgili Oğuz Altuğ başımızda, her şeyimizde, bütün ekipçe buna çok önemsiyoruz ama bunu seni takdir etmen bizim için çok kıymetli.
Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi kuşaklara şöyle bir bakarsak, sevgili Onur Büyüktopçu da Yemekteyiz tekrar parlattı bence. Evet, evet. Güzel bir işti, güzel bir yorum kattı. Senin fikrin nedir? Geçen hafta aynı neredeyse bu kelimelerle ben de programı kritik ettim. Aynı şekilde bakıyor olmamızdan da çok mutluyum. Çok sağ ol. Orada bir denge unsuruna ihtiyaç vardı. Geçen programlarda şiddet dozu yükseliyordu. İnsanlar birbirlerine hakaret ediyorlardı. Onur Büyüktopçu oraya bir ağırlık kazandırdı. Yani işler tam böyle rayından çıkmak üzereyken, birbirlerine çatal bıçak girmek üzereyken yarışmacılar, Onur Büyüktopçu o ağırlığıyla, o kontrolüyle hemen araya giriyor. Birleşmiş Milletler Barış Elçisi gibi ortalığı sakinleştiriyor. Güzel de kritikler yapıyor. Programa bir ağırlık kazandırdığını düşünüyorum. Ama yine de bazı yarışmacıların kendilerini göstermek, televizyonda yer kapmak, ki bu son zamanlarda moda oldu maalesef yarışmalarda. Böyle uçlarda dolaşıyorlar. Birbirlerine hakaret ettiğiniz kelimeler sarf ediyorlar. O biraz beni açıkçası üzüyor, rahatsız ediyor. Çünkü geleneksel bir toplumdan geliyoruz. Yani biz de misafir umduğunu değil, bulduğunu yer, komşu hatırına çiğ tavuk yenir gibi, değil mi? Anlayışların olduğu bir toplumda, efendim yemeğe ne koydun diyor. Kadıncağız öbürünü eleştirmek için kıl koymuştur herhalde diyor. Yani bunlar beni, ben buna açıkçası toplumsal erozyon diyorum. Yani rahatsız ediyor. Toprak erozyon diyorum. Erozyon ne kadar az olursa o kadar verimli topraklarım. Yemekteyiz güzel bir konsept. Evet, ama güzel. O güzelliğin içinde kalmak kaydıyla. Peki yine başka bir televizyon işinden bahsetmek istiyorum. Bence o da çok parlak bir iş. O Ses Türkiye. Ya. Bu sene Yıldız Tilbe katıldı. Ben seyrettim ve şimdi gözümüz ister istemez orada jüri değişiyor. Fakat tam alışıyor muyuz falan derken gerçekten ben O Ses'i seyrederken buluyorum. Senin fikrin nedir? Bu jüri, son masadaki jüri hep değişiyor. Vallahi bu işin sırrı, sihri Acun'da. Hı hı. Acun Türk televizyon izleyicisini çok iyi tahlil etmiş. Bir de halkın arasından yetişmek. Hı hı. Plaza patronu olmamak değil, evet, galiba Acun'un en büyük silahı. Bu nedenle de kastı çok güzel oluşturuyor. Hem yarışmacılar açısından hem jüri açısından. Hı hı. Şimdi mesela Hakan çok sevimli bir çocuktu. Ama Gökhan'ın haylazlıklarının çok gölgesinde kalıyordu. Biraz hı hı. eziliyordu orada. Hı hı. Gökhan hemen doğru oyuncu değişikliğini yaptı. Hakan'ı geri plana aldı. Gökhan'ı parlattı. Yanına da Sibel Can'ın yerine, ki o koltuğu gerçekten dolduracağına inandım, Yıldız Tilbe'yi oturttu. Yıldız Tilbe'nin bana göre en büyük silahı sahiciliği. Çok ekran gerçek. Karşısındaki insanlar da bunu istiyorlar zaten. Yani samimiyet arıyorlar, doğallık arıyorlar. Hatta birine öykünen, biri gibi görünmeye çalışanı hemen soyup, değil mi, çırılçıplak ortada bırakıyor bizim seyircimiz. Seyirciye inancım her geçen gün biraz daha çok artıyor. Çok gerçek bir kadın Yıldız. Öyle. Yani her şeyi evin salonunda yaşıyormuş evet, gibi. Evet. Ama patavatsız değil. Şimdi arada çünkü çok güzel bir şey, bu dengeyi söyledim, değil mi? Bu çok göz önünde şey bulundurmak lazım. Hani damdan düşer gibi konuşmakla sahici olmak arasında önemli bir nüans. Biz onu karıştırıyoruz biraz galiba. Ben de buradan eleştireyim biraz hayata, ama o çok önemli bir sınırı ya, samimiyetle labalilik sınırıdır öyle, o. Aynen öyle. Yıldız Tilbe çok güzel yapıyor. Kesinlikle bunu. İlk iki programı seyrettim, çok başarılı buldum. Bir de özel bir not, yarınki yazımda da var. Neredeyse her üç yarışmacıdan birinin müzik öğretmeni olduğunu fark ettim. Bilmiyorum evet, dikkatinizi çekti mi? Bu eğitim sistemimizin acaba bir eksikliği mi? Hı-hı. Öğretmenlerimize yeterli iş olanaklarını Hı-hı. sunamadığımızın bir göstergesi mi? Malum atanamayan öğrenciler büyük problem, öğretmenler büyük problem. Müzik öğretmenlerinin kendilerini göstermek için müzik yarışmalarında performans sergilemeleri açıkçası birazcık içimi acıtmadı değil. Onları sınıflarında öğrencileriyle mutlu görmeyi ben tercih ederim her zaman. Yine çok güzel bir bakış açısıyla geldin bize. Artık dizilere gelelim. Ekranın tabii en çok aslında neye oluyor? En çok lokomotifi. Değişen lokomotifi. Çok doğru. Evet. Lokomotifi diziler. Aslında hep şey diyoruz. Yani dizi seyrediyoruz ama yeni bir dizi gelince de öbür diziden ayrılamıyoruz. İşte ikisini artık kayıt
ekme şeyimiz oldu. Gündüzde formülleri buluyoruz bu biz seyirciler. Bu konuda uzman oldu değil evet, mi seyirci? Evet. Formül buluyoruz ya da iki ayrı televizyona hatta dağılıyoruz. Hatta reklam arasında dizi izleme alışkanlığı edindiler. Evet, yani öbür diziye bakıyorum. Bağlantıyı kurup aradaki izlemediği sahneleri zihninde doldurup bayağı reklam arası dizi izleyicisi oluştu. Yüksel bir de ben şeyi gördüm, ona inanamadım. Hani artık televizyonun kutuları da oluyor ya. Burada dizi devam ediyor, öbür dizi yan kutuda devam ediyor. Öyle. Ben bunu aynen gördüm öyle. Tamamdır dedim yani. Ama artık televizyonun akışından bağımsız da seyrediyor değil mi izleyiciler? Yani herkes kendi yayın akışını oluşturabiliyor artık internet üzerinden. Evet. Çünkü diziler hemen bittikten sonra tabii, internette çeşitli sitelerde yayınlanıyor. İstediği artık dizi kaçırmak diye bir şey İyi de söz konusu aslında. Değil. Yani çünkü hayat şartları çok koşturuyor insanlar. Bir de reklamsız izliyorlar evet, o çok tabii o değil mi cazip geliyor. Burada reklam verenleri hep olsun, evet olsun onsuz televizyon olmaz. Ama izleyici de kendine göre bir prototip, reklamsız dizi prototipi oluşturdu galiba. Evet. Tam da bu noktada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la başlamak istiyorum. Çok başarılı bir proje. Kesinlikle. Zaten reytingleri, oyuncu kadrosu, evet, evet, imzasını atıyor bu duruma. Senin fikrin nedir? Tekrar sezonuna başladı. Hayırlı Şöyle, uğurlu olsun. Şöyle, geçenlerde bir benzetmede bulunmuştum diziyle ilgili. Bazı sert sahneleri var değil mi? Böyle hazmetmekte zorluk evet, çektiğimiz şiddet sahneleriyle örülü ama oradaki ana fikri kavramak önemli. Yani mafyaya bulaşmış, mafyatik organizasyonlarla geçinen bir ailenin aslında ne büyük dramlar yaşadığını da gözler önüne seriyor. Yani kanserli bir hastanın kemoterapi görmesi gibi o dizi. Yani zehri belli bir oranda veriyor ve bizi iyileştiriyor aslında. Biz orada aile ne kadar güçlü olursa olsun, hani kılıçla yaşayan kılıçla ölür derler ya. Evet. Gencecik kızlarını nasıl kurban verdiler bu organizasyona? Onun dramını mesela iki hafta önce bize yaşattılar, gösterdiler. Yani eğer ders çıkartır bir gözle izlerseniz çok alacağımız çok ders çok şey var bu diziden. Yani sadece şiddeti, silahı, mafyayı öven bir dizi sığlığında değil. Yani içinde çok önemli mesajlar var. Bir de bu tür diziler genellikle bizim bıyıklı diye tabir ettiğimiz erkek izleyicilere yönelik evet, olur ya. Burada o eksiği tamamen kapatmışlar. Bir mafyatik öykü var ama yanında en az onun kadar önemli kadınlar arasında yaşanan evet, değil mi? Çok da güzel süper rekabet, isimler var. Evet. O kadın izleyici de yakalıyor, tutuyor bir tarafından. Yani çok iyi isimler var başından beri giren, çıkan. Sevgili Meryem Üzer girdi. Ya Salim. Olgun Şimşek mesela müthiş bir karakteri. Olgun zaten canlandı. Çok iyi bir oyuncudur kendisi yani, de. Yani biz tabii genellikle hep komedi tarzında gördüğümüz için bizi öyle bir ters köşeye yatırdı. Öyle bir yerimizden yakaladı. Müthiş. Türkiye'de sanırım artık seyircimiz de bu konuda benim için umut oluyor. Alışıyor. Yani eskiden Erol Taş hep kötüyü oynardı. Ama bakın bugün Olgun Şimşek'i seyirci kabul etti ve çok da iyi oynuyor tabii ya ki. Zaten o, alkışlıyor da. Oyuncunun makbul olanı bu kalemun gibi olanı galiba değil mi? Ah bizim işte artık olacağız inşallah. Ben hep onu söylerim. Bana niye oynamıyorsunuz? Vermiyorlar ki diyorum. Ya, böyle rol vermiyorlar. O, yani ters köşe, kötü, hesapçı bir kadın oynayabilirim evet, ama kesinlikle olmuyor. Ama Olgun galiba, çok güzel değerlendirdi. Öyle bir imaj yerleşti evet, ki o kadar gülümseten, o kadar hoş, insanları rahatlatan bir imajın var ki hele bu programdan sonra biraz zor alırsın o rolleri gibi geliyor teşekkür bana. Ederim. Biz başarılı olalım da ekipçe. Neresi bizim için uygun mecraysa orada kalalım. Evet. Önemli olan o zaten. Alkışımızı ya, doğru alalım. İltifat olarak söylemiyorum ama emin ol samimi duygularım, düşüncelerim. Herkes bildiği işi yapmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sen burada program yaparken, konuk ağırlarken bir doktorla tıbbi konularda rahatlıkla sohbet edebiliyorsun. Bir astrologla gerçekten uzman gibi ona yol açabiliyorsun, sorular sorabiliyorsun. Zaten sanatçısın, oyuncusun. Bir sanatçı geldiğinde onun ruhunu okşamayı gerçekten iyi biliyorsun. 3 saatlik bir gündüz kuşağı programında bu kadar farklı konseptlerin içinde olmak için insanın bir donanımı, bir genel kültürü, bir birikimi olması gerekiyor. Onun için doğru yerde doğru programı çok sunuyorsun. Teşekkür Keşke ederim. Herkes aynı donanımda olsa diye içimden geçiriyorum her izlediğimi. Çok teşekkür ediyorum.
İstanbullu Gelin devam ediyor. No 309 devam ediyor. Kırgın Çiçekler devam ediyor. Bunlar Şevkat Yerimdar devam ediyor. Bunlar aslında geçen seneden aktarılanlar. Nedir gidişatları sence? Bence yani nasıl gidecekler? Saydıklarının hepsi buna Aşk ve Mavi'yi de Aşk katabiliriz. Ve Mavi, doğru. Bunlar geçen seneden kendilerine kemik izleyici edinen, yeni başlayan dizilerin karşısında önemli silahları olan diziler, aynı şekilde devam edeceklerini düşünüyorum. Oyuncu değişiklikleri oluyor, kadrolarını yeniliyorlar, öykülerini yeniliyorlar ama mesela geçen sene İsimsizler diye bir dizi vardı. Bu sene bambaşka bir yerden başladı dizi. Sanki geçen sene yaşananların hiçbiri orada yaşanmamış gibi başka bir konsepte dönüştü dizi. Yani bu tür yalpalamalar aslında izleyiciyi rahatsız ediyor. Yani trende göre hikayelerin yazılmaması gerekiyor. Bir duruşlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Senaryo sapması oluyor. Aynen yani. Öyle. Karakterler de yalpalıyor. Tabii senaryoya uygun oyuncu olarak. Oyuncu için çok zor bir şey Yükselci. Ben bu noktada dediğini altını çizerim ve durum oyuncu olarak. Hani seyirci haklıdır ama oyuncu için de çok zor bir şey. İnanmadığı bir şeyi oynamak zorunda kalıyor. Değil Halbuki mi? Devamlılığı var o rolün. Neden sorusu altındayken oynayamazsın. Yani çok haklısın. Kesinlikle katılıyorum söylediğine. Tamam, Türk toplumu biraz unutkandır. Ama senaristlerin sandığı kadar da değil. Ve o noktada, o açığı bulduğu noktada maalesef soğur. Şey gibi, çok sevdiğin arabana bir kaza olduğunda soğursun ya arabandan. Aynen öyle. Aynı durumu hissediyor seyirci. Aslında bu sefer yan yan bakıyor öbür tarafa. Birden öbür tarafa dönebiliyor, büyük risk. Bir de tabii televizyonculuk çok pahalı bir şey. Evet. Dakikası çok önemli paralara mal oluyor. Dizi yapımları 500-600 bin lira, 700 bin lira bir bölümü ortalama bir dizinin. Tabii ki kurtarmak için onlar değişme dönüşme ihtiyacı hissediyorlar. Mesela romantik komedi, aşk dizisi gibi başlayan dizi bakıyor ki karşıda rakipleri kurşunlar vızıldıyor. O da hemen böyle mafyatik bir hikaye ekliği veriyor. Ama işte o iğreti duruyor. Seyirci onu hemen özümseyemiyor, benimseyemiyor maalesef. Ne oluyor? Önce prime time'dan uzaklaşıyor. Yan bakıyor. Arka kapıya geçiyor. Doğru gidiyor. Sonra gece yarısı bir bakıyorsunuz final yapmış. Öyle oluyor. Peki bu sene Payidat Akçılimit'i var. Evet. Müthiş değil mi? Çok güzel. Yani oyunculuklar da çok güzel. Bizim o aradığım, bizim alıştığımız, baktığım zaman diziye, hani o arkada tamperamanlı müziklerin olmadığı aslında. Hani bizi müzikle de bir yere getiriyorlar. Usul usul anlatıyor. Usul usul anlatan. Sindire sindire. Benim seyirci gözüm bu ama sen içeriden bir bakış açısıyla bize sınarsan. Vallahi bana söyleyecek o kadar az şey bırakıyorsun ki harika yorumların. Şunu ekleyebilirim sadece. Hani tarih tekerrürden ibarettir derler ya. Evet. Aslında dizi sanki bugün anlatıyor. Nasıl etrafımızın emperyalistler tarafından çevrildiğini, bu vatanın üzerinde kimlerin gözlerinin olduğu, petrol bahanesiyle nasıl orada ateşlerin yandığını, kimlere güvenip kimlere güvenmememiz gerektiğini sanki bugünü, bu yılı anlatır gibi 1900'lerin başlarını getiriyor, önümüze koyuyor. Aslında tarih tekerrür etmez eğer tarihten ders alırsanız. İşte bunu anlatıyor dizi. Çok usul usul anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Oyunculuklar güzel. Muhteşem. Ya şeyi beğeniyorum. TRT'nin dönem dizilerini beğeniyorum. Hani bir zamanlar bir deyim vardır, bilirsin. BBC dizisi gibi derlerdi. Evet. TRT şimdi o görevi üstlendi, değil mi? Yani bir mihenk taşı oldu. Çok doğru. Tarihi dizi yapıyorsanız TRT'nin yaptığına bir sürtün bakalım. Seyredersin, dönüp dönüp seyredersin. Kesinlikle. 5 yıl sonra da seyredersin. Evet. Öyle diziler yaptı ki TRT. 5 yıl sonra oturdun, çocuğun büyüdü, o yaşa geldi. Gel çocuğum, otur bakalım, seyret dersin. Diriliş Ertuğrul'u kaydedip çocuğuna tarihi öğretebiliriz. Hepsini seyredersin. Bu anlamda çok kıymetli de bir arşiv bırakıyor bize. Kesinlikle. Çok önemsiyorum. Peki dönemlerden gidersek şimdi Fatih Sultan Mehmet çekilecek. Ya çok önemli. Çok heyecanlı. Çok önemli. Yani bugün de yarın da galası var aslında Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ile Cingöz Recai'yi yaptı. Aslında gönlümden geçen, hani o dizide acaba Kenan'la birlikte Meryem oynar mıydı diye de aklımdan geçirmedim değil. Şimdi yarınki filmi bir seyredelim. Bakalım aralarındaki kimya nedir, nasıl? Uyuşmuş mu, oluşmuş mu? Belki
dizinin ilerleyen bölümlerinde evet, Meryem olabilir. De dahil olabilir diye. Hiç böyle diye bakmamıştım. Çok güzel. Meryem çünkü bir de dönem dizisi de oynadı. Oynadı. Öyle bir alışkanlığı var izleyicinin de. Olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki ya aslında tarihimiz o kadar bereketli ki diziler, filmler için. O kadar önemli bir cevher var ki tarihte. Yani Amerika bize 200 yıllık tarihini ezberletti. Sadece 200 yılını. Değil mi? Vietnam'ından efendim Kuzey-Güney Savaşı'na kadar, kovboylarının çizmelerindeki mahmuzlara kadar biz hepsini ezberledik. Öğrendik. Ama bizim 1000 yıllık tarihimizde yani inanılmaz olaylar var. Hadi 1000 yılı geçtik. Yani şu 15 Temmuz'da yaşadıklarımız bile bana göre 10 tane film konusu, 20 tane dizi konusu. Zaten askeri filmleri konuşacağım şimdi. Askeri dizilerimiz de var ama baktığınızda da Hollywood'a sevgili Yüksel şeyi görüyorum. Artık konuları bitti. Artık Osmanlı tarihine dönmek zorundalar. Değil mi? Yani çok önemli bir tarih var. Nitekim örnekleri de var birkaç film. Şimdi onu diyecektim. Yine başladılar. Çünkü artık konuları bitti. İtalyan mafyası bitti. Aileler bitti. Love story'ler bitti. Artık bilim kurgu da bir yere kadar. Bilim kurgu da bir yere kadar. Artık bence onlar da bu tarihe geçecekler. Bizim daha önceden sahiplenmemiz çok gurur verici. Baktığım zaman öyle düşünüyorum. Yol açmalıyız, rehberlik etmeliyiz. Evet. Dünyaya anlatmalıyız kendimizi. Artık dijital ortamda, görsel dünyada bir fikri yaymanın en önemli mecrası sinema, televizyon, edebiyat. Mutlaka bu silahı kullanmalıyız. Çok önemli bir silah. Ben hep böyle düşünüyordum. Tam bir eğitim çünkü televizyon baktığınız zaman. Sinema ve şey, önce orada eğitiliyoruz. Sonra hayata geçiriyoruz. Söz var sevgili Yüksel. Bu başarılı söz buluyorum. Başarılı bir çok başarılı iş. Buluyorum. Oyunculukları da çok dolu dolu. Nasıl buluyorsun? Son bölüm gerçekten insanların burnunu ekrana yaslayacakları kadar heyecanlı ve aksiyon doluydu. Hepimiz kılıç birliğinden umudumuzu kesmiştik son sahnesinde. Hani düşmana silah ve mühimmatı geçirmemek için kendilerini imha edebileceklerini düşünmüştük. Ama tabii bu tür yapımlarda her zaman kahramanlar kazanır. Genellikle böyle olur. Son dakikada kurtardılar kendilerini. Sevindik. Askeri diziler bu anlamda. İyi oyunculuklar var. Hatta orada bildiğim kadarıyla oyuncular set öncesinde ciddi bir askeri eğitime tabi tutulmuşlar. Bayağı böyle bir kışla yaşamı sürdürmüşler. Rollerine girebilmeleri için saat 6'da kalkmışlar. Nizamiye'ye çıkmışlar. Efendim orada yoklama yapmışlar vesaire. Bayağı o asker ruhunun içine girdikleri zaten diziden de belli oluyor. Seyredenler için de o ruhu, asker ruhunu hissettiriyor. Aynen öyle. Çocuk özellikleri. Ama burada da bir nüans var. Yani dikkat edilmesi gereken bir konu var. Hani şehit kanından reyting damıtmamak da gerekiyor. Çok hassas bir çizgi. Yani demin ne güzel ifade ettin. Hani açık sözlülükle laubalilik arasında çok ince bir çizgi. Burada da yine çok ince bir sınır var. Milli hisleri şahlandırmak, ayakta tutmakla şehit kanı emmek karıştırılmamalı birbirine. O hassas şeyi korumak, dengeyi korumak da en başında senaristlerin görevi. Yani çok hassas, çok dengede tutmak lazım bu olayı. Çünkü çok hassas bir konu. Yani bunun gideceği yer çok can acıtır. Yani şunu düşünüyorum. O akşam evladını vatana kurban vermiş, şehit vermiş bir annenin, bir babanın o diziyi seyrederken hissettiklerini hissetmeye çalışıyorum ki mümkün değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor her zaman. İstediğimiz kadar empati yapmaya çalışalım o hissi. Bulamayız, göremeyiz. Onun için orada çok hassas bir konu var. Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu arada isimsizler ve savaşçı da aynı kategoriye giriyor değil mi? Evet. İsimsizlerde bürokratlar da var. Yani orada devlet adına görev yapan işte kaymakamları, savcıları vesaireyi de işin içine katmışlar. Ama hepsinin ortak bir amacı var. Topyekun bir vatan müdafası bu. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan ayrı tutamayacağımız günler yaşıyoruz. Bana öyle geliyor. Yani etrafımız dört bir yanımızı sarmışlar. Çeşitli yöntemlerle. Eskiden yöntemler değişti. Tabii, doğru söylüyorsun. Bir devlet diğerine açıkça savaş ilan ederdi. Topla, silahla. Aynen. Meydan Sakarya'da olduğu gibi meydan muharebesinde ordular birbirine girerdi. Ama şimdi öyle değil. Ekonomik güçleri kullanıyorlar. Medya. Medyayı kullanıyorlar. Taşeron örgütleri kullanıyorlar. Kendi ülkenizin içindeki hainleri kullanıyorlar. Strateji ve planı üzerine yapılıyor bunlar. Aynen en önemlisi öyle. De
sen de katılacağını bildiğim için onay istiyorum senden. Çünkü bu anlamda çok önemli bir gözsün sen. Eğitim, öğretim değil. Eğitimle savaşıyorlar. İşte seni başka bir eğitime sokarak savaştırıyorlar. En can alıcı nokta orası. Daha çocuk yaştan yıkanan beyinler 15-20 yıl sonra bir ülkeyi ne şekilde hıyanete sürüklüyor, nasıl badireler atlatmasına neden oluyor? Bunu çok yakın bir tarihte hep beraber dehşetle ve ibretle gördük. Buna asla bir daha izin vermememiz, şimdiden gardımızı almamız, eğitimle hak ettiği önemi çok önemli vermemiz, o eğitimin dizginlerini de teröristlerin eline tutuşturmamamız lazım. Çok çok katılıyorum. Bunu da altını çizmem bizim için çok kıymetliydi. Teşekkür ediyorum. Erkan Petekkaya yeni bir işe başladı. Kayıt dışı. Vallahi güzel. Güzel ama orada bir eksik var. Erkan'ı biz her zaman bir salon beyefendisi olarak gördük değil mi? Yani böyle işte bir şirket patronu vesaire falan. Yani biraz salon adamıdır Erkan'ın şeyi, janrı. Burada birdenbire süper kahraman olarak görmek beni böyle bir sendeletti, afallattı. Biraz sanki o elbise üzerine bol geldi. Ama Erkan o şahane oyunculuk altyapısıyla, o yeteneğiyle yine de kendini şişirip o elbisenin potluklarını almasını bildi. O bir yetenek. Ama yine de yazılırken Erkan'a bu kadar yük binmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani senaristlerin ellerini biraz daha hafif tutmalarında, biraz daha gerçeğe yakın yazmalarında fayda var. Ama hiçbir zaman bir içerdenin lezzeti, tadı olmadı. Yapım şirketleri de malum aynı. Biraz sanki ona öykünür gibiydi. Böyle sürprizleriyle, ayak oyunlarıyla vesaireyle izleyiciyi şaşırtmaya yönelik bir diziydi. Ama ben aynı tadı bulamadım. İlk iki bölümden aslında dizileri bu kadar yeni piyasaya tabii, bunlar, tabii, evet, eleştirmek çok haksızlık olur. Oturması için en az bir 4 bölüm beklemek gerekir. Ama sektörde rekabet o kadar dört bölümden sonra zaten biz dizi kalkıyor, tuttu diyoruz. Eğer devam ederse. Meryem var, yine yeni dizilerden konuşuyoruz. Evet. Şu an yeni genç bir kadro, yeni dizilerimizden. Meryem'i nasıl buluyorsun? Meryem dizisini aslında çok yeni. Böyle aman da bulduk da işte şahane bir proje koyduk anlamında değil. Burada oyunculuklara binmiş yine. Çünkü öykü yine bildiğimiz sıradan öykülerden biri. Çok fazla bir cazibesi yok ama izleyici sırf oyunculuk yeteneklerinden dolayı diziyi şimdilik kalbur üstünde, yani elenmesine engel oldu. Meryem'in geleceğini tam bıçak sırtı görüyorum. Bıçak sırtı, kesin bir şey söyleyemiyorsun. Evet. Siyah İnci var. Güzel bir tatil köyü, kasaba, romantik komedi dizisi gibi başladı. Sonra yine onda da kurşunlar vızıldamaya başladı. Malum. Çok artık aynı öykülerin üzerinde tepinilmesini doğru bulmuyorum. Çok benzer şeyler. Yani Siyah İnci'ye benzer 4-5 tane dizi ekrandan geldi geçti. Burada artık bir hikaye tıkanıklığı olduğunu düşünüyorum. Bu Güney Kore dizilerine, Hint filmlerine sarılmamızın sebeplerinden Kalp biri de. Kalp Atışı mesela, bunlardan biri. Uyarlama diziler, bir de Shameless biliyorsun. Bizim hikaye oldu. Evet. O da uyarlama. Ona sarılmak zorunda kal. Aslında yetenekli yazarlarımız olduğunu biliyorum. Hatta pek çoğu bana yazıp gönderiyorlar, benim şöyle bir hikayem var, böyle bir projem var. Mesela işlerinde bayağı dişe dokunur. Yani üzerinde çalışılınca dizi ya da film olacak öyküler, ilginç öyküler var. Ama dedim ya, televizyonculuk çok pahalı bir şey. Kimse kendini riske etmek istemiyor. Amerika'yı keşfetmeye niyetli değiller. Biz denenmiş garanti bir yolun arkasından gidelim, dümen suyuna kapılalım ve artanları da biz toplayalım. Yani şimdi aslında sen konuşurken şey de aklıma geldi sevgili Yüksel. Senaristler çok yetenekli ve yazmak istiyorlar ama belki de reklam payı, matematik, dinamik, orada reklam azalıyor. Yani genel olarak da bir formülasyon çünkü baktığında. Mutlaka, ve bu da mutlaka aslında yadırganmaması gereken, kabul edilmesi gereken bir durum. Burada da tabii ki önüne farklı engeller çıkıyor olabilir ama. Naçizane senin fikrini çok merak ediyorum. Bizler acaba
Bu benim için bir ütopya mı? Oyuncu olduğum için bunu mu istiyorum bilemiyorum ama onu da net söyleyeyim sana. 25'er dakikalık sitcomlar, 35 dakikalık dramalar yapabilme imkanımızı ne kadar görüyorsun? Bu benim şahsi sorum. Bunu şu şartlarda imkansız buluyorum. Görüyorsun. Çünkü bir dizinin günlük efendim maliyetinin 500-600 bin lira olduğunu söyledik. Bunun içinde en az 4 kuşak reklam almak için lazım içine. Biliyorsun belli sürelerle 20 dakikada bir reklam girdiğine göre 4 kuşak eder sana 85 dakikalık bir uzunluk. Yani ancak o dizi 85 dakika olursa maliyetini kurtarabiliyor. Burada benim yıllardır önerdiğim bir çözüm var. Nedir? Diyorum ki kanal yöneticileri bir araya gelsinler. Evet. Bir centilmenlik anlaşması imzalasınlar. Reklam birim maliyetlerini yükseltsinler. Yani saniyesi şimdi 2 liraysa bunun saniyesini 5 lira yapsınlar. Reklam veren zaten bu mecralara mahkum. Kendini orada ifade etmek zorunda. Yani ıvır zıvır markalar dökülsün, ana markalarla bu iş gider. Yani 20 reklamdan aldığınız parayı 4 reklamdan alın, bize 20 dakika reklam kuşağı izletmeyin. Bu kadar basit. Çok güzel bir öneri. İnşallah duyarlar. O zaman dizi süreleri, program süreleri de makul seviyeye gelecektir. Yeter ki kanal yöneticileri bir araya gelip aralarında bir fiyat politikası belirlesin. Seyirci için de aslında çok hızlı ve verimli bir geçişte olacaktır böyle olduğunda. Belki 25 dakika değil ama belki bir 45 dakika, 50 dakika çok daha yeterli. Birden geçişte bazen bizi yıpratabiliyor biz halk alıştık olarak. Artık, alıştık değil mi 90 dakika dizi seyretmek? Ama bak bunu da çok çabuk adapte olduk. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum senin bakış açını. İnternet dizileri. Şimdi bir tanesi de kanala geçti. Yani orada başladı ve çok da mesela hepimizin koşa koşa ilk günden itibaren izlediği, buna ben de dair ve çok da beğendiğim, ayakta alkışladığımız seyirci olarak bakıyoruz biz. Farklı bir klasmanda kaldığını düşünüyorum. Biraz AB işi değil mi? Evet. Farklı bir klasman. O yüzden söyledim ama hani seçen insanın işi. Yani girebilen, vakit ayırabilen insanın işi oldu ama burayı nasıl bakıyorsun? Bu geçişi nasıl görüyorsun? Gelecek orada zaten. Yani insanlar az önce söylediğim gibi televizyonların rutin akışlarından artık zaten kendilerini kurtarmak üzereler. Pek çoğu kurtardı bile. İnternet mecrası görsel mecranın artık kalbinin nabzını oluşturuyor. Sadece dizi sektöründe değil, müzik sektöründe de öyle. Bir arama motoruna yüklenen parça orada patladıktan sonra albümde yerini almaya başladı. Yani diziler de öyle olacak. Çok doğru. İnternette önce paylaşılacak, kendilerine belli bir izleyici kitlesi edinecek. Daha sonra televizyonda kendilerine yer bulacaklar. Zamanla artık televizyonlar sanıyorum evlerimizde kendine yer bulamayacaklar. Herkes odasında, bilgisayarda kendi televizyon kanalını kurmuş olacak değil mi? Ben de aynı şeyi hissediyorum. Bilemiyorum ona adapte olma sürecinde neler yaşanacak. Nasıl duygusal mutluluklar ya da hezeyanlar diyorum aileler içinde. Çünkü ikisi de iç içe olacak bence. Ben ama şeyi özlüyorum. Yani birlikte. Bütün ailenin bir arada kaynanaları izlediği günü özlüyorum. Hani tabii keşke öyle kaldı. De bir şey olsa belki haftada bir gün. Sonrasında isteyen de odasında olsa güzel bir mozaik olabilir belki diye düşünüyorum. İşte peki, bu aile yapısını iki şey yok etti. Biri bilgisayarlar herkes odasında, bir de kalorifer. Eskiden sobanın etrafında değil mi? Bütün aile. Bütün sıç elektriği. O elektriği bulduk ondan. Evet. Çok kısaca yılın sence en favori dizisi hangisi? Bir onu öğrenmek istiyorum. Şu anda ben Eşkıya'yı bir televizyon eleştirmeni olarak değil bayağı fanatiği olarak izliyorum. Aşk ve Mavi'yi öyle buluyorum. Dediğim gibi ilgimi çekiyor oyunculuklar. Kayıt dışını izliyorum. Onun dışında öyle çok fazla aman da gelecek hafta ne olacak bekleyeyim de seyredeyim dediğim. Şevkat Yerimdar'ı flash dizi farklı. Olarak tabii çok farklı bir dizi olarak hem komedi hem duygusal biraz da mesaj içeren dizi olarak ayrı bir yerde tutuyorum ve başarılı buluyorum. Onun dışında öyle bu sene yeni başlayanların arasında aman aman bir dizi maalesef göremedim. Şevkat Yerimdar da biliyorsun bizde şimdi 80'ler oynuyor kanalımızda. Çocuklar duymasın sevgili Birol Güven'in 90'lar dizisinin eski setinde bizim Darıca'da çekiliyor. Aynen. Ben orada kendi gezdiğim mahalleleri görünce de çok mutlu oluyorum. Bu arada mutfağa almak istiyorum seni. Tabii. Mutfakta da sohbetimize devam etmek istiyorum. Haydi o zaman.
Gel bak bak. Ay, ay, bakmadım ay, ama. Ay. Özlem'e götürelim şimdi yeni şey doğumdan sonra çocuktan sonra kaloriye ihtiyacı var. Onun. Mutlaka enerjiye herkesin ihtiyacı oluyor. Haklı Hoş olarak. Geldiniz. Ay çok güzel yaptın ya. Çikolata yine. Sosumu tam döküyordum senin gelişini bekledim. Neden acaba çikolata ile benim aramda bir bağ mı gördün? Evet gerçekten bir bağ var benim aramda. Şimdi döküyoruz Cansucuğu. Evet. Sever misin Yüksel çikolatayı? Yani çok öyle düşkünlüğüm yoktur. Yani piyasadan kaldırsalar çok haberim olmaz. Olmaz. Aramam. Neyi ararsın yemekte? Salata, et, balık. Ya ben çorba severim. Çorba. Evet. Yani yaz kış hatta yazın sıcağında falan çorba içtiğimi görenler şaşırırlar. Yani yemeğe çorbayla başlamayı çok severim. Hmm. Onun dışında ben biraz et ağırlıklı beslenirim. Geleneksel Türk erkeği. Ama sebzeyi de ihmal etmem. Ev yemeklerini tercih ederim her zaman sebze yemeklerini. Ben. Şimdi sevgili Cansu'nun yemeklerine gideceğim de ben Yüksel Aytuğ'a şunu da sormak istiyorum. Biz seni ben de konuğun olmuştum biliyorsun program yapıyordum ve inan kompliman yapmıyorum. Yani yanıma geldin diye övmüyorum ama çok da güzel yapıyordun çok sakin. Biz seni tekrar ekranlarda bir program yaparken görebilecek miyiz? Valla projelerimiz var konuştuğumuz projeler var ama... televizyonculuk doğru zamanda, doğru kanalda, doğru saatte olmakla ilgili bir şey. O nedenle çok acelem yok. Biraz ülkemizin içinde bulunduğu rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasını bekliyorum. Çünkü benim yapacağım programlar eğlendirici programlar. Eğer ben eğlenmiyorsam, içimin de yüreğimin bir tarafında böyle solgunsa, kaygılarım varsa, tereddütlerim varsa... insanları da eğlendiremem diye korkuyorum. Biraz daha böyle eğlenme moduna yeniden geçebileceğimiz günleri bekliyorum. Yani aslında yine şunu savunuyorsun sen. Samimi olduğum noktada ekranda olacağım. Tabii ki. Şu an ben içim böyleyken bunu yapamam Açeli diyorsun. Çok da kıymetlisin bu anlamda. Ah, teşekkür ederim. Ben bu sürecin bir an önce ülkemiz adına öncelikle iyi. Evet, tabii ki bunun yarattığı travmalarında senin gibi meslektaşlarım her alanda mesleğinde bunu hissedenlerin bir an önce atlatmasını ve ekranlarda biz seni görmeyi çok seviyoruz. Vallahi ben de aslında istiyorum. Hatta önemli projelerim de var. Dostlarımla paylaştım. Onlar yüreklendiriyorlar, cesaretlendiriyorlar. Hadi bir an önce falan diyenler var. Ama ben yine de doğru zamanı bekliyorum. Çok 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 kıymetli bir şey. Doğru zaman olursa maraton koşuyorsun. Öbürü 100 metrede bitiyor nefesin Aynen. kesiliyor. Ne güzel söyledin. Gerçekten nefesin. Yüksel'cim gel şöyle. Zuhal Hanım da geldi. Bakar mısınız? Bu da Zuhal bıraktı. Elinde şimdi çizdi. Harika değil mi? Biraz önce boyadı. Biraz önce de boyadı sevgili Zuhal. Cansu da harika şeyler yaptı yine. Ya güzel sen görünüyor bunlar. Ne tatlı bir şeysin. Yaptığın tatlı gibi. Ne tatlı bir şeysin. Dondurma kurabiye, tava kek ve erişteli salata yaptık. Evet. Müthiş. Müthiş, özellikle salata çok güzel salata görünüyor. Salata çok güzel görünüyor. Davetkar görünüyor gerçekten. Renkli, rengarenk bir sofra. Zuhal'cim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sanatını bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür için. Ederim. Çok mutlu oldum. Elinin melekesi hep kalsın. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Cansu gelirsin yine bir ara. Gelirsin bize tatlardan yaparsın. Yüksel'cim canım ne diyeyim sana ben iyi ki varsın. Vallahi iyi ki bu soluklanma molasını bana verdin. Bu kadar işin gücün arasında koşa koşa geldim. Bu kadar keyifli dakikalar geçireceğinden zaten emindim. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ ol iyi ki varsın. Efendim bugünlük de bu kadar. Yarın yine birlikteyiz. Yarın yeni konular ve konuklarla. Her şeyden önce mutlu kalın, sağlıkla kalın. Canınız ne isterse onu yapın. Hoşçakalın.